2011 yılının Aralık ayı. Erdemli'nin Toros köyündeyim. Pazar günü akşama doğru köy evinde annem, babaannem ve ben balkonda oturuyor, havadan sudan konuşuyorduk. Karaman'ın Ayrancı ilçesine yol hazırlığı yapmak için tam oturduğum divandan kalkacakken misafirler geldi. Gelen dayımlarla onların komşularıydı. Misafirleri bırakıp gitmek olmaz. Bir süre sohbet ettik. Kız kardeşim çaylarımızı da getirmişti. Laf döndü dolaştı. En son cin konusuna geldi. Bir dayım anlatıyor, bir komşusu anlatıyor başından geçenleri. Annemle ben anlatacağımız bir şeyimiz olmadığından sessiz sessiz dinliyorduk onları. Asıl hikayeyi ninem anlattı. Birazdan gideceğim o yol üzerinde yaşanmış bir olayı ninem kendini kaptırmış başladı anlatmaya. 1992 yılında adamın biri traktörle Toros dağlarındaki çadırına gidiyormuş. Gece saat 23 civarı. Adam tam mezarlıktan geçerken mezarın üstünde bir gelin görmüş. Mezarda oturup ağlıyormuş. Adam önce tereddüt etmiş. Allah Allah. Bu saatte gelin ne arar burada? Hem de mezarlıkta demiş kendi kendine. Yavaş yavaş sürdüğü traktörü yol kenarına çekmiş. Gidip şuna bir bakayım demiş. Yolun yamacındaki düzlükte bulunan mezarlığa çıkarken tel örgüden geçmek için biraz oyalanmış. Gözlerini tel örgüye odakladığından mezarlığa hiç bakmamış. Tel örgüyü geçmiş geçmesine ama pantolonu yırtılmış. Neyse, gelinin üstünde oturduğu mezarın başına gelmiş. Bir de ne görsün, gelin falan yok. Daha ileride, kayalıkların önünde, bu sefer bir ağaç kütüğünün üzerinde gelinin oturduğunu görmüş. Ağaç kütüğünün oraya gelmiş. Kütüğü kor halinde yanarken görmüş ama ateşten hiç duman çıkmıyormuş. Tabii gelin de ortalıktan kaybolmuş. Adam biraz kıllanmış bu durumdan, korkmaya başlamış. Başını kaldırmış bir de bakmış, gelin bir mağaranın önünde elini açarak gel diye işaret ediyormuş. Merakı korkusundan daha ağır basmış. Mağaranın ağzına gelmiş, içeriye bir bakmış, gelin çırılçıplak onu bekliyor. İçeriye girip tam gelinin yanına gelmiş, ayaklarının ters olduğunu görmüş ve başlamış geldiği yere doğru koşmaya. Tel örgüyü unutmuş tabii. Elini yüzünü tel yırtmış. Traktörü çalıştırmayı denediyse de çalışmamış. Ertesi sabah yoldan geçen köylüler onu römorkun içinde büzüşmüş halde görmüşler. Adam olanları köylüye anlatmış. Bu olaydan birkaç gün sonra gavur uçtu denilen uçurumdan kendini aşağıya atmış. Cesedi günlerce orada kalmış. Aynı bölgede bir çoban gözleri oyulmuş halde bulunmuş. Ninemden ilk defa duyduğum bu hikayeden etkilenmiştim. Misafirler gittikten sonra ben de apar topar hazırlandım. Yarın 8'de mutlaka okulda olmalıydım. Öğrencilerimin yazılısı vardı. Sabah ezanında gidebilirdim ama havada hafif bir kar kokusu vardı. Akşam saat 7 gibi Toros markalı aracımla yola çıktım. O mezarlığın olduğu yerden geçmeyecektim. Bunu çok düşündüm. Yol boyunca mezarlığı görmeyen dağ yolu vardı. Daha kestirmeden ileriden asfalta çıkıyordu. 6-7 yıl önce birkaç kere geçmiştim oradan. Hatırladığım kadarıyla naylonla çevrilmiş, çatma şeklinde yörüklerin kaldığı 10 kadar ev vardı. Mezarlığın yanından geçmektense o çatmaların arasından geçmek daha mantıklıydı. Belki korkarsam o kestirme yoldaki evlerin ışığına bağırıp koşabileceğim sığınma yerim olabilirdi. Yavaş yavaş toprak yola giriş yaptım. Yolun her iki tarafında yoğun ardıç ağaçları vardı. Görmesem de yamaçlardaki küçük küçük mağaraların olduğunu biliyordum. Bereket yoldan epey uzaktaydı mağaralar. Küçük ardıçların karaltı halinde hareket eden bir gölge gibi beni takip etmesi dışında her şey gayet normaldi. Normal zamanlarda bu alıştığım bir durumdu. Hava çok soğuk olmasına rağmen camı açmış etrafı izliyordum. Belki yol kenarında çoban evi görürüm ya da köpek sesleri duyabilirdim. Issız bir karanlıkta gözümü ve kulağımı dört açarak o taşlı yolda takur tukur gidiyordum. Biraz ilerledikten sonra yol ayrımına geldim. Arabayı kenara çekip hangi yola gideceğimi düşünmeye başladım. Sağa mı gitsem, sola mı? Her iki yolu inceledim. Sağ taraf daha iyi gözüküyordu. Ya asfalta çıkmazsa? Ama tercih yapmak zorundaydım. Çünkü kaybedecek zamanım hiç yoktu. Nasıl fark edememişim?
sağ arka tekerleğe bir çivi girmiş. Allah'tan böyle durumlar için tedbirliydim. Yedek tekerleği çıkardım. Büyük feneri yolun kenarındaki koca kayaya koyup tekerleği değiştirdim. Hangi yolu tercih edeceğim ile ilgili düşünmek için yaklaşık bir saatim olmuştu. İşimi bitirdikten sonra direksiyonu sağ tarafa kırdım. İlerledikçe hiç tanıdık gelmiyordu yol. Benim gittiğim yollarda sık sık viraj olur. Kenarlarda da en az iki tane hayvan ahırı bulunurdu. Endişem her saniye daha da artmıştı. Issız ve karanlık bir yolda bir başımaydım. Geriye dönüp soldaki yola mı girsem diye düşünürken sanki kocaman bir gölün etrafında ilerliyordum. Arabanın farlarından gördüğüm kadarıyla göl falan değildi. İçinde herhangi bir ağaç olmayan upuzun bir tarlaydı. Araba bu kısımda asfalttaymış gibi kayıp gidiyordu. Tarlanın ortasında büyük bir kalabalık gördüm. Buna çok sevindim. Arabayı ardıç ağaçlarının arasında bulunan eşeklerin yanına çektim ve başladım izlemeye. Meydana kocaman bir ateş yakılmış. İri yarı kostümlü erkekler ateşin etrafında çılgınca dönüyordu. Devenin üzerindeki gelin yavaş yavaş kalabalığın arasına girerken davul ve zurnalar gecenin tüm sessizliğine meydan okurcasına gümbürdüyordu. Tarlanın ortasında o kocaman ateş de gecenin tüm karanlığını yırtıyordu. Dayanamadım. Arabadan inip tarlaya doğru yürümeye başladım. Hem biraz eğlenirim hem de birine yolu sorarım diye ilerliyordum. Sonra aklıma bu saatte hiç düğün olur mu bu dağın başında diye düşündüm. Kendimi öyle kaptırmışım ki devenin üzerindeki gelin sanki altında deve yokmuş gibi tek hamlede aşağıya indi. Asıl tuhaflık inişte değil, gelinlik niyetine giydiği yırtık beyaz bez parçasındaydı. Bel hizasından aşağıya inen bez parçası sanki bir boşluğa giydirilmiş gibi sallanıyordu. Nasıl anlatsam çamaşır ipine serilmiş bir eteğin hafif bir rüzgarla sallanması gibi. Tarlanın bir ucunda bir süre donup kaldım. Elimi ayağımı kıpırdatamaz olmuştum. Birden gelinin yüzünü gördüm. Allah'ım o da ne? Yüzünün bir tarafıyla beni büyüleyen gelin, yüzünün diğer tarafıyla beni korkudan boğmuştu. Gelinin yüzünün diğer tarafı yanmış gibi kapkara duruyordu. Koş dedim kendi kendime. Arabaya girmemle kontağı çevirmem bir oldu. Araba çalışmayacak diye öyle korkmuştum ki. Hızla manevra yapıp geldiğim yerden son sürat ilerledim. Tüm eşekleri ürkütmüştüm galiba. Dikiz aynasından gördüğüm kadarıyla arkamdan beni bir sürü eşek kovalıyordu. Bir süre sonra durup aynı yöne yani tarlaya baktım. Sonra eşekler görünmez oldu. Birden yok olmuşlardı sanki. Ama ben onların baktığı tarladan bir türlü gözümü alamıyordum. Ben gaza bastıkça o iri yarı herifler, ateşin etrafındaki kalabalık, hatta ateşin kendisi gittikçe küçülüyor. Devenin üzerindeki gelinin gözleri bana dikilmiş. Ben uzaklaşmama rağmen her şey küçülmüş. O alev gibi gözler daha da büyüyordu. Nasıl geldim o yoldan, nasıl yol ayrımına vardım anlamadım. İki şansım vardı. Eve geri dönebilirdim ya da girmediğim diğer yoldan girip asfalt yola çıkabilirdim. O yol ayrımında karar vermeye çalışırken gitmediğim o yoldan bir çift far ışığının yaklaştığını gördüm. Motorun sesinden anladığım kadarıyla bu traktör olmalıydı. Hemen yolun kenarına geçip traktörün durması için elimi salladım. Saçı sakalı birbirine karışmış şişman bir adam kullanıyordu traktörü. Hizama gelince ağız dolusu küfür edip birden gaza bastı. Adamın neden böyle yaptığını anlamamıştım ama onu görmek korkumu bir nebze azaltmıştı. Demek ki ileride yaşayan insanlar vardı. Hava yavaş yavaş kar atmaya başlamıştı. Arabama binip yavaşça ilerledim. Yolun kenarında dizilmiş eski evler bir bir görünmeye başladı. İyice rahatlamıştım artık. Doğru yolda olduğumdan emin gibiydim. Doğru yoldaydım. Işığı yanan bir ev mutlaka olacaktı. Yavaş tempoda eski köyün içine doğru ilerledim. Köyün içindeki çeşmenin başında su dolduran bir kadın vardı. Bu duruma şaşırdım. Gecenin bu saatinde neden su dolduruyordu? Üstelik etrafta yanan hiç ışık yoktu. Arabayı istop ettirmeden ne olur ne olmaz diye kadının ayaklarına baktım. Ama ayak kısmı çeşmenin çukurunda kaldığından göremiyordum. Tüm cesaretimi toplayarak "Bakar mısınız, asfalt yola nereden çıkabilirim?" dedim. Kadın soruma tepki vermedi.
Tekrar sordum. Yine cevap gelmedi. Bidonunu doldurmuş, eliyle bana bir yönü işaret ederek yoluna devam etti. Biraz daha ilerledim. Köyün içinde, bir binanın içinde ışık yanıyordu. Arabamdaki el fenerini alarak eve doğru yürüdüm. Evdekilere asfalt yola nereden gidebileceğimi sorabilirdim. Evin ikinci katında köşedeki odanın ışığının yandığını görebiliyordum. Evin kapısını tıkladım. Birden evin kapısı açıldı. Kimse var mı diye seslendim. Fakat cevap gelmedi. Merakım iyice artmıştı. Evin içine doğru girdim. Elimdeki el feneriyle lambanın yandığı odaya girdim. Kapıyı açtığımda duvara asılmış gaz lambası yanıyordu. Her taraf aydınlanıyor ama odanın içinde eşya yoktu. Yere serilmiş bir hasır, kapağı açılmış eski bir dolap, ateş yanmayan bir ocak vardı. Ocağın üzerindeki duvarda dizilmiş boş şişeler ve perde vardı. Gözüm birden perdenin arkasına takıldı. Çeşmenin başında gördüğüm kadın perdenin arkasına saklanmış öyle duruyordu. Kadının yüzü bana tanıdık geliyordu. Aman Allah'ım, bu devenin üzerinde gördüğüm gelindi. Hemen oradan kaçmak istedim ama geldiğim kapı kilitlenmişti. Pencereler demir korkuluklarla kapatıldığından aşağıya atlayacak bir yer bulamadım. Tekrar kadının olduğu odaya geldim. Çünkü orada ocağın içinden aşağıya inen bacasını görmüştüm. Kadın bu sefer perdenin arkasında değil, o perdeyle birlikte yere uzanmıştı. Odanın tam ortasında yerde yatıyordu. Kendimi birden bacanın içine attım. Daracık isli bir yoldan aşağıya doğru sürtünerek düştüm. Burası da yukarısı kadar korkutucuydu. Düştüğüm yer resmen ölü kokuyordu. Cılız cılız yanan fenerim ancak ben iyice yaklaştığımda önümü görebiliyordum. Bir nesneyi görebilmek için iyice yakınlaşmam gerekiyordu. Üstelik çok ağır bir koku vardı. Artık fener değil, burnumu ve elimi kullanarak ilerliyordum. Ben ilerlerken yumuşak bir şeye dokundum. Çok ağır bir kokusu vardı. Herhalde buradan geliyordu. Daha güvenilir ve pencerelerden ay ışığı alan diğer odaya geçmek istedim. Ama ayağım bir şeylere takıldı ve düştüm. Yere düştüğümde takıldığım şeyin bir insan cesedi olduğunu fark ettim. Fenerimle cesedin yüzüne baktığımda iki gözünün de oyulduğunu fark ettim. Şimdi her şeyi tam olarak anlamıştım. O traktördeki adamın beni görünce gaza basması ve cesedin öldürülerek gözünün oyulması deminki kadın kılığındaki cinin yüzündendi. Ninemin anlattığı olay aklıma geldi. Sıkışık odalarda bir başıma çaresizdim. Çıkabilecek bir delik arıyordum. Ay ışığının en çok nereden içeriye girerse oraya yapışıyordum. Bir tane pencere buldum. Demirleri zor oynuyordu. Tüm gücümle bir sağa bir sola gevşettim. Üç tanesini yerinden çıkarttım. Başımı soktum. Tam ayaklarımı da çıkartacaktım ki biri ayağımı tuttu. Birkaç tane tekme salladım ama bırakmıyordu. "Gitmeyeceksin," diye bağırıyordu. Bildiğim tüm sureleri tekrar tekrar okudum. Ben okudukça ayağımı tutan eller bıraktı. Duvarın dibinde bulduğum sandığı pencereyi kapatacak şekilde koyduktan sonra yamaçtan aşağıya koştum. Bir taraftan koşuyordum, bir taraftan bağırıyordum. "Kimse yok mu?" diye. Okuduğum bir kitapta "Bir yerde mezarlık görürseniz en güvenli yer orasıdır," diyordu. Kar lapa lapa yağıyordu. Ben köyün çıkışında bir yerde mezarlık arıyordum. Bulduğumda çok eski bir mezarlık. Bir taraftan da köye bakıyordum. Yıkık dökük binalarda hala ışık yanıyor mu diye. Işığı göremedim ama yankı halinde gelen bir ses beni çağırıyordu. Mezarın yanındaki ağacın altında küçücük bir ateş yaktım. Korkudan mı soğuktan mı belki de ikisi de birden bedenim o kadar çok titriyordu ki nefes almakta zorlanıyordum. Sızıp kalmışım orada. Sabah bir adam "Kardeş, iyi misin?" diyerek elimi kolumu sallıyordu. Gözlerimi açtım. Karşımdaki dünkü gördüğüm saçı sakalı birbirine girmiş traktörü kullanan adamdı. "Neredeyim ben?" dedim. "Çatmaların 3 kilometre uzağında eski bir mezarlıktasın." "Çatma mı?" "Evet. Sen nerede sandın kendini? Burada yıkık dök eski bir köy yok mu?" Adam "Ne köyü, ne evi? Bak ileride birkaç tane çatma var. Hepsi bu kadar," dedi. Adama sordum. "Gece beni görünce neden durmadın?" dedi. "Gecenin o saatinde burada kimse durmaz. Seni başka bir varlık sandım," dedi. Daha sonra beni traktörüyle arabamın yanına götürdü. Şükürler olsun ki bu olaydan sonra
ıssız ve tenha yollara girmiyorum. Gece yolculuk yapmıyorum artık. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Benim abim öğretmen. Bir köye öğretmen olarak atandı. Ben de abimin eşyalarını yerleştirmek için onunla beraber köye gittim. Kendi arabamızla gece yola çıktık. Köye gidiyoruz. Birden araba durdu. Sağ tarafımız uçurum, sol tarafımız orman. Kuş ve kurt uğultusundan başka bir şey yok. Abim arabadan indi ve arabayı çalıştırmak için bir şeyler yaptı ve araba çalıştı. Sonra yola tekrar devam ederken araba yine durdu. Sanki bir şey o köye gitmemizi engelliyordu. İstemiyordu gitmemizi. Abim tekrar arabadan indi ve arabayı tekrar çalıştırmak için uğraşırken ben de etrafıma bakıyordum. Bir an uçurumun diğer ucuna bakarken bir kadın ve bir çocuk gördüm. Kapkara giyinmişlerdi. Üstündeki elbiselerden onları zar zor görebiliyordum. Sonra bir an arabadan inmeye karar verdim. El feneriyle karşıya doğru baktım. Bir baktım ki aman Allah'ım, kadının elinde bıçak var ve çocuğunun kopmuş kafası. Kadın çocuğun kafasına bakıp sonra bana bakıp gülüyordu. Ben bu tarz olayları yaşamış bir insanım. Bir hüddamdan eğitim alan birisiyim. Hüddam nedir diye sorarsanız cin çıkarma, işte cinlerle mücadele eden insanlar diyeyim. Her neyse, kadını öyle gördüm ve bir an şaşırdım. Abime çağırdım. Abi, şu karşıdaki kadını görebiliyor musun dedim. Abim bana baktı. Ne kadını? Kadın falan görmüyorum dedi. Nasıl görmezsin? Orada duruyor ya dedim. Abim bir an bana baktı ve beynin sana oyun oynuyor herhalde. Halüsinasyon falan görüyorsun. O kadar yol kat ettik. Normal dedi. Ama ben halüsinasyon görmediğimden emindim. Neyse, arabaya bindik. Sabah köye vardık. Köyün muhtarıyla konuştuk. Bugüne kadar bu köye gelen öğretmenler gidiyormuş, kaçıyormuşlar. Muhtar böyle muhabbetler yaptı abime. Abim de köyde kalıp o öğretmenlerin yarım bıraktığı işi tamamlayacağım Allah'ın izniyle dedi. Köyün muhtarı abimin kalacağı eve getirdi bizi. Eve vardığımızda evin etrafı bayağı bir ürkütücüydü. Sabah olmasına rağmen insanın içine korku girebiliyordu. Abimin evinin olduğu yerden 50-100 adım ileride orman vardı. Eve geçtik, oturduk. Önce yemek yedik. Aklımda hala o kadın ve çocuğun kopmuş kafası vardı. Öyle tabaktaki yemeği seyre dalarken bir an abim bana dokundu. İrkildim. Ne oldu dedim. Sen iyi misin? Dün geceden beri bir tuhafsın. Bir şeyler gördüm diyorsun. Ne gördün? Anlat tekrar dedi. Olayı aynı şekilde abime anlattım. Abim tövbe bismillah. Asaf Hoca'yı aradın mı peki dün geceden beri dedi. Hayır yok. Aramadım dedim. Anlat ona olanları. Belki o anlar dedi. Abimle bir şeyler yedikten sonra köyü dolaşmaya karar verdik. Köydeki gölün orada oturup abimle konuşurken bir an aklıma Asaf Hoca geldi ve onu aramaya karar verdim. Asaf Hoca'yı aradım. A'dan Z'ye kadar her şeyi anlattım. İlk önce Asaf Hoca biraz susup düşündü. Telefondan konuşmamıza rağmen derin derin nefes aldığını hissedebiliyordum. Bir an bana seslendi ve şöyle dedi. Eğer sen abinle beraber gitmeseydin, o kadının elindeki çocuğun kafası yerinde abinin kafası olurdu dedi. İyice kafam karışmıştı ve beni biraz daha korku sarmıştı. Hocam, ben ne alaka deyince birden bana şunu dedi. Sana onları yakıp küle dönüştürecek duaları söyledim ve bir o kadar da ilim anlattım. Onlar sana öğrettiğimi bildikleri için bir şey yapmadılar dedi. Bir an besmele çektim. Gözlerim dolmuştu. Abime baktım ve abim ne oluyor gibisinden kafasını salladı. Ben de telefonu kapattım. Abime olanları anlatmadım etkilenmesin diye. Ne oldu? Ne dedi Asaf Hoca dedi. Ben de hiç dedim. Durdum. Sonra akşama doğru eve geçtik. Abimin eşyalarını henüz tam yerleştirmemiştik. Eve döndüğümüzde evin kapısı açıktı. Belki muhtar gelmiştir yoklamaya diye düşünürken evin içine girdik. Aman Allah'ım, ev
darmadağın duruyordu. Bütün eşyalar sağa sola savrulmuş bir vaziyette duruyorlardı. Köyün muhtarını aradı abim, kim yaptı diye. Köyün muhtarı da bir anlam veremedi. Her neyse, eşyaları topladık, yerleştirdik. Sonra uyuduk. Gece saat 2.30'da kalktım. Teheccüd namazı kılmak için abdest almaya lavaboya doğru ilerlerken birden nefesim daraldı ve boğuluyor gibi hissettim. Sanki birisi boğazımdan sımsıkı tutmuş, sıkıyormuş gibi konuşamıyordum. Bir an gözlerimi kapattım ve kalbimle besmele çektim. Sonra yavaş yavaş kendime geldim. Olanların farkındaydım ve hüddamdan eğitim almama rağmen korkmuştum. Lavaboya geçtim. Abdestimi aldım. Seccadeyi serdim ve bir an kapı çaldı. Gecenin bir yarısı kim olabilir ki diye düşündüm. Kapıyı açtım. Kimse yoktu. Sağa sola bakındım. Etrafta kimse yok. Kuş bile uçmuyor. Sonra içeriye geçerek kapıyı kapattım. Seccadenin üstüne geçtim. Tam Allahu Ekber deyip niyet edecektim ki kapı yine çaldı. Ama bu sefer çok daha şiddetli bir şekilde hemen besmele çektim ve kapıya doğru yöneldim. O an kalbim öyle bir atıyordu ki heyecandan dudaklarım kupkuru olmuştu. Ya Allah deyip kapıyı tekrar açtım ve yine kimse yok. Etrafa bakındım. Hatta kimse var mı diye seslendim. Kimse yok. Tekrar içeriye geçtim ve seccademin üstüne çıkıp Allahu Ekber dedim ki kapı yine çaldı. Bu sefer aldırış etmedim. Niyetimi ettim ve tam besmele çekip Fatiha'yı okuyayım derken birden sanki yüzlerce insan kapıya vuruyormuş gibi bir ses geldi. Kapıya vuranların onların olduğunu anlamıştım. Bana namaz kıldırmak istemiyorlardı. Ben de namazıma başladım. Namazımı Allah'ın izniyle bitirdim. Kur'an'ı açtım ve Rahman suresini sesli bir şekilde okumaya başlarken birdenbire sanki yüzlerce değil binlerce insanın ağlama sesleri, haykırış, bağırış seslerini duydum ve bunun onların canını yaktığını anladım. Sesler birkaç dakika sürdükten sonra birden kesildi ve Kur'an'ı kapattım. Sabah oldu. Abime olanları anlattım. Muhtarla konuştuk. Köyün ormanını arattırdı. Evin etrafını, tüm köyü arattırdı. Ama bırak bir varlığı, bir şeyi bulmayı, en ufak bir ayak izi bile bulamadılar. Ertesi gece oldu. Yine kapı çaldı. Yine başladı diye söylendim kendi kendime. Sonra kapıyı açtım ki karşımda 60-70 yaşlarında bir amca. Böyle sakalları ak, yüzü nur ve güler yüzlüydü. Heybetli bir amca. Allah Allah. Gecenin bu saatinde bu adamın burada ne işi var? Bu köyde böyle insanlar var mı ya dedim. Ben böyle düşünürken birdenbire ben bu köyden değilim zaten dedi. Adam resmen içimden geçen soruma cevap verdi. Dona kaldım. Besmele çektim. Elini koluma koydu ve tebessümle korkma. Sana zararım dokunmaz. Size zararı dokunan varlıklar da defolup gitti buradan dedi. Ve bu ilmini bırakma. Çünkü sen dün o ayetleri okuyunca onlar yanıp kül oldular. Dün duyduğun o ağlayış ve bağırış seslerine gelince sen o ayeti okurken onlar köyü bağıra bağıra ağlaya ağlaya terk etti ve bir daha asla bu köye geri gelmeyecekler Allah'ın izniyle dedi. Sonra abim kalktı ve kimle konuşuyorsun sen diye seslenince ona baktım ve tam yaşlı bir amcayla diyecektim ki amca yok gitmişti. Evin etrafına baktım ama kimseyi göremedim. Artık benim de içime bir huzur gelmişti ve hemen Asaf Hoca aklıma geldi. Onu aradım ve olanları anlattım. Asaf Hoca bunun Allah tarafından gönderilen bir melek olduğunu söylesem olmaz. O her kimse Allah tarafından gönderilen bir zattır ve artık içiniz rahat olsun. O köyün yanından bile geçmezler deyip telefonu kapattı. İçim rahattı artık. Gözlerimi kapatarak geceyi gündüze, gündüzü geceye kavuşturan Rabbime şükürler olsun dedim. Ve iki rekat şükür namazı kıldıktan sonra evime huzurlu bir şekilde döndüm. Abim de görevine şu an devam ediyor. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Anlatacağım olay 1999 yılında Kars'ın Uzun Kilise köyünde geçiyor. İlk duyduğum anda ben de çok şaşırmıştım. Ve köydeki diğer yaşlılara sorunca benzer şeyler anlatmışlardı. Olayı yaşayan kuzenim
Ancak o iyi yazamadığı için ben onun ağzından anlatacağım. Bizim köyde arabası olanlar aynı zamanda gelir elde etmek için arabayı taksi olarak da kullanırlar. Bir gün köyden Kars merkeze arabamla yolcu bırakıp gece 12 gibi geriye dönüyordum. Köye yaklaşırken Zordere denilen bir yer var. Zordere yolu köye giden yolu epey bir kısaltmakta. Burada kurumuş bir dere yatağı bulunmakta. Köyün büyükleri Zordere denilen yerden gece geçmeyi pek hoş karşılamazlardı ve burasıyla ilgili garip ve korkunç hikayeler anlatılırdı. Ben o zamanlar 24 yaşındaydım. Bu tür şeyleri büyükler bizlere şaka olsun diye anlatırlar diye düşünürdüm ve pek ciddiye almazdım. O yaşlarda en büyük merakım ve tek ilgilendiğim şeyler arabalardı. Arabamla köye dönerken zaten geç olduğu için bir de arabam pick-up olduğu için yokuşta deneyeyim diye Zordere yolundan gitmeye karar verdim ve yalnızdım. Zordere yokuşundan aşağıya inerken tahmini olarak 300 metre ileride bizim köyün istikametinden yokuş aşağı gelen araç gibi bir şey gördüm. Ancak bu aracın ışığı yerden 10 metre kadar yukarıdaydı ve tek bir farı vardı. Köyde kimde hangi araba var çok iyi bilirdim ve gece bu saatte gelen bu aracı ilk önce belediyeye ait dozer ve iş makinesi sandım. Aracın ışığı sürekli yanıp sönüyordu. Ara arada 4-5 saniye hiç yanmıyordu. Köyümüze yakın tankçı birliği olduğundan bunun bir tank olabileceği de aklıma geldi. Ama bizim köye tank niye gelsin? Ben bunları düşünürken araçla birbirimize yavaş yavaş yaklaşmaktayız. Aracın ışığını görebiliyordum ama aracın kendisini göremiyordum. Yol hem virajlı iniyor hem de ara ara çalı ve ağaçlar olduğu için o da ben de hareket ettiğimizden bir görüp bir gözden kaybediyordum. Ayrıca yol problemli olduğundan araçla yan yana geldiğimizde geniş bir yerde olalım diye mesafeyi ayarlamaya karar verdim ve yolun biraz genişlediği yerde durdum ve aracı bekledim. Yaklaşık 30 saniye geçmişti. Aracın da durduğunu fark ettim ve artık ışığı yanmıyordu. Bu arada korkmaya başlamıştım. Çünkü bu aracın ışığını görüp aracın kendisini göremememe imkan yoktu. Ama ışığından başka hiçbir şey görememiştim. Sanki havada sadece ışık geliyordu. Yaklaşık 3 dakika sonra devam etmeye karar verdim ve yolun tam aşağısına geldim ve yavaşladım. Normalde araçla aramda 50 metre mesafe olması gerekiyordu ama araç ortalıkta yoktu. Aracın geri döndüğünü zannettim ve yokuşu tırmanmaya başladım. Bu sırada benim araç birden stop etti ve araçtaki tüm göstergeler, lambalar, her şey söndü. Aracı çalıştırmaya çalıştım ama kontak anahtarı boşa dönüyordu. Motordan hiçbir ses gelmiyordu. Motorun boğulmuş olabileceği aklıma geldi ve 5-10 dakika beklemeye karar verdim ve çok korkuyordum. Bu arada gözlerim garip aracı arıyordu. Belki içinde bizim köylüler olur düşüncesi de aklıma geliyordu. Oradan köye araç olmadan gitmem 40 dakikalık yol demekti ve bu yolu göze alamıyordum. Her taraf çok karanlıktı ve en ufak bir ses dahi yoktu. Sanki bütün doğa susmuştu. Çok ürpertici bir ortamdı. 10 dakika sonra aracı çalıştırmaya çalıştım. Ancak araç yine çalışmadı. Birkaç dakika sonra arabanın içinde beklerken arabanın sallandığını hissettim. Sanki çok güçlü bir şey arabayı sallıyordu ya da deprem oluyordu. Bu durum yaklaşık 20 saniye sürdü. Sonunda aracı çalıştırdım. Ama bu sefer de araç olduğu yerde patinaj yapmaya başladı. Bir metre dahi ilerlemiyordu. Dışarıya çıkıp arabanın altına bakmak istiyordum. Ama buna cesaret edemedim. Sonra cesaretimi toplayıp hızlı bir şekilde inip aracın altına baktım. Takıldığı hiçbir şey yoktu. Ve ben dışarıdayken arabanın tekrar sallanmaya başladığını fark ettim. Korkuyla arabaya bindim. Bu arada bildiğim duaları okumaya başladım. Aracı çalıştırdım. Gitmeyi denedim. Yine olduğu yerde patinaj yapıyordu. Gaza yüklendim. Öyle ki her taraf karanlık olduğu yetmiyormuş gibi bir de toz kapladı ortalığı. Aracı sanki bir güç eliyle tuttu
ve 10 metre ileriye fırlattı. Yerden yaklaşık 1 metre yükseklikte araçla birlikte havalandım ve 10 metre kadar sonra gürültüyle yere vurdum. Sonra aracı çalıştırabildim ve köye ulaştım. O korkuyla köye nasıl geldiğimi fark edemedim. Elim ayağım titriyordu. Betim benzin atmıştı. Karşılaştığım kişiler bana ne olduğunu, zor dereden mi geçtin diye sordular. Aracın da benim de toz toprak içinde kaldığımı, rengimin bembeyaz olduğunu, ön tamponun tek taraflı yere sürttüğünü söylediler. Ancak onlara bir şey diyemedim. Ben ne durumda olduğumu bilmiyordum. Şoktaydım. Ertesi gün amcamın yanına gittim. Amcam köyün imamıdır aynı zamanda. Olayı anlattım. Bana zor derenin sahipliği olduğunu, oranın gayb aleminden gelenlerin meskeni olduğunu anlattı. Gecenin bir vakti seninle eğlenmişler oğul dedi. Daha sonra köydeki yakınlarıma ve arkadaşlarıma bu yaşadığım olayı anlattım. Köyden bazı kişilerin de başına buna benzer olayların geldiğini söylediler. O akşam bana niye zarar vermediler onu da söyledi amcam. Allah'ın emri olmadan gayb aleminden gelenler hiçbir Ademoğluna zarar veremez. Ve o geceyi şükürler olsun ki sağ salim atlattım. Zor dereden gece vakti bir daha geçmedim. Sizsiz olun, bildiğiniz yoldan şaşmayın. Özellikle de terk edilmiş yerlere yakın dere kenarlarından uzak durun. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Olayın yaşandığı yıl 1994. Olayın yaşandığı yer Karabük. O zamanlar 27 yaşındaydım. Zonguldak'ta kaçak ocakta çalışıyordum. Allah'a şükür ailemi geçindirecek parayı kazanıyordum. Haftada bir izne gidip ailemin yanında kalıyordum. Hayatım Zonguldak Karabük arasında geçiyordu. Aslen Karabüklüyüm. Hayat sıkıntısı, geçim derdi derken ömür geçiyordu. İş yerinde Ekrem adında samimi olduğum, aslen Bartınlı olan ama Zonguldak'ta yaşayan bir arkadaşım vardı. Ekrem'in bir arkadaş grubu vardı. Bunlar 3 kişiler. Olur olmaz yere gider, gömü ararlar. Ekrem'i tanıdım tanıyalı, hep kolay para peşinde koşardı. Ocaktaki sohbetlerimizin geneli bu define mevzusu olurdu. Sorardım buna. Ekrem, yıllardır arıyorsun. En ufak bir şey buldun mu diye. Yok derdi. Ama aramaktan vazgeçmezlerdi. Bana hep gece kazı yapmaya gittiklerinde başlarına gelen olayları anlatırlardı. İnanmazdım onlara. Zaman böyle geçerken bir gün Ekrem diğer arkadaşlarına söylemeden bana geldi. Bana diğerlerinden daha çok güvenirdi. Erol, bilirsin diğerlerine pek güvenmem. Ama bunu senden başkasına da söylemem. Eğer sır tutarsan, benimle ortak olursan sen de çok kazanacaksın, ben de dedi. Hayırdır Ekrem, neymiş bu sır dedim. Karabük'te Kızılkaya diye bir yer var, mağara. Orada gerçek bir gömü var. Gel senle oraya gidelim, çıkartalım onu. Ne bulursak yarı yarıya bölüşelim dedi. Ekrem, ben böyle işlere girmem. Hem sen diğerleriyle niye gitmiyorsun? Bugüne kadar hep birlikte giderdiniz. Ne oldu da böyle bir karar aldın dedim. Geçen gün tartıştıklarını, onların da aramaktan vazgeçtiklerini söyledi. Bak, onlar da bu işlerin boş olduğunu anlamış ki gitmiyorlar. Sen de vazgeç bu boş işlerden. Biz ekmeğimize bakalım dedim. O gün konu aramızda kapandı. Bu konuşmamızdan birkaç hafta sonra rüyamda Ekrem'le bir mağaraya gidiyorduk. İlk kez böyle bir rüya gördüm. Mağaraya giriyorduk. Mağaranın içi zifiri karanlık. Bizde ışık falan yok. Ama mağaranın ilerisinde bir parıltı görünüyor. Ama ufak bir ışık. Biz mağaranın içinde karanlıkta yürümeye devam ediyoruz. Biz yürüdükçe ışık artıyor. O karanlıkta hiçbir yere takılmadan yürüyoruz. Neyse, ışığın olduğu yere geldik. Bir sandığın içinde ışıl ışıl parlayan çil çil altınlar var. Ekrem de bana, ben sana demedim mi? Bak kurtulduk artık dedi. Tam böyle konuşurken uyandım. Hayırdır inşallah dedim. Sabah olduğunda işe gidip çalıştım. Şükür o günde akşam ettik. İş çıkışı Ekrem'le kahvede çay içerken sohbet ediyorduk. Konu konuyu açtı. Gördüğüm rüyayı anlattım. Şakayla karışık, sen benim lafıma uymuyorsun ki, uysan
Orada var bu define. Ah bir kabul etsen. Sen de ben de ihya olacağız. Yoksa korkuyor musun? Doğru söyle diyerek beni kandırmaya çalışıyordu. Ben yine bu konuyu fazla dillendirmeden kapattım. Aradan birkaç gün geçti. Aynı rüyayı 2-3 gece tekrar tekrar gördüm. Hayırdır inşallah. O mağarada beni çeken bir şey vardı. Bu arada gün içinde yaptıklarımı, günlük yaşantımı anlatmıyorum. Onları da anlatırsam bayağı uzar hikaye. Neyse, bu işlerden anlayan, define, gömü arayanların yanında hoca olarak giden bir tanıdık var. Bu hoca genelde gömü arayanlarla gider. Defineyi okur üfler güya. Defineyi sahiplenen cinleri kovarmış. Öyle bir hoca. Adını vermiyorum. Ona gördüğüm rüyaları ve mağaradan bahsettim. Ben olayı olduğu gibi anlattım. Biraz düşündükten sonra, vallahi Erol, senin kısmetin o mağarada. Böyle rüyaların tek anlamı o mağarada gömü olduğuna işaret. Hem de senin nasibin. İsterseniz birlikte gidelim. Ne var ne yok bakalım dedi. Sonra işe gittiğim bir gün Ekrem'e konuyu açtım. Gördüğüm rüyadan ve hocanın söylediklerinden bahsettim. Ekrem sinirlendi. Ben sana tek senle giderim. Başkasıyla değil. Hocayı falan niye karıştırıyorsun bu işe diye çıkıştı bana. Aramızdaki tartışmadan sonra konu yine kapandı. Hafta sonu olmuştu. Karabük'e ailemin yanına gidecektim. Kirlilerimi çantaya koyup otobüse bineceğim yere geldim. Akşamüstü 5-6 gibi durakta bekliyordum. O sırada yanıma Ekrem geldi. Bana yarın Karabük'e gelip Kızılkaya'ya gideceğini söyledi. Sen de gel diye ısrar etti. Ben de yarın sen gel hele, o zaman konuşur karar veririz dedim. Yarın saat 7 gibi son otobüsle geleceğini, otobüsten ineceği yerde beklememi söyledi. Konuşmaları yaptıktan sonra ben otobüse binip yola çıktım. Yol bitti, evime vardım. Gitsem mi, gitmesem mi? Hala kararsızdım, yalan değil. Başıma bir şey gelir diye de çekiniyordum. Hoca olsa yanımızda, belki bu kadar korkmazdım. Neyse, yarın dediği saatte otobüsün önünü beklemeye başladım. Saat geldi. Otobüs geldi ama Ekrem otobüsten inmedi. İçimden bunu bir güzel kalayladım. Hem geleceğim diyor hem gelmiyor diye. Tam duraktan ayrılıyordum ki Ekrem çıktı karşıma. Hadi gidelim dedi. Hayırdır inşallah Ekrem. Sen otobüsle gelmedin mi dedim. Otobüsle geldim dedi. Allah Allah. İnerken niye görmedim ben seni dedim. Dikkat etmemişsindir dedi. Fazla uzatmadım. Ama bu olay kafama takıldı. Çünkü otobüsten inmedi. Otobüs devam etti ve bir anda karşıma çıktı. Saat 7. Fakat yaz ayları olduğu için hava daha yeni yeni kararıyordu. Oradan Kızılkaya'nın yakınlarındaki köye otobüs kalkıyor. Ona bindik. Giderken Ekrem'e nasıl döneceğimizi soruyordum. Çünkü bindiğimiz dolmuş sondu. Yarın sabaha kadar başka araba yok. Ekrem, bu gece oradayız. Dönmemiz zaten sabahı bulur. Dert etme dedi. Ekrem kısa ve net cevaplar veriyordu. O her şeyi heyecanla konuşan adam gitmiş. Sakin, ciddi bir adam gelmişti yerine. Yolculuğa başladığım an pişman olmuştum. Ama ne fayda. Yenice taraflarında bir köye geldik. Biz indik otobüs devam etti. Ve orman yolunda yürümeye devam ettik. Yürümeye devam ederken birden aklıma geldi. Elimizde ne kazma ne kürek vardı. Ekrem, gidiyoruz ama ne kürek var ne kazma. Bu nasıl iş, nasıl kazacağız dedim. Ekrem, daha önce oraya gittiğini, mağaranın girişine kazma kürek sakladığını söyledi. Bir tek elimizde gaz lambası vardı. Onu da son anda ben akıl edip almıştım. İyice daha yukarı tırmandık. Bayağı yoruldum. Ekrem, az duralım. Kan ter içinde kaldım. 5 dakika soluklanalım gideriz dedim. Hiç durmak istemiyordu. Sanki hiç yorulmamış gibi nefesi bile azmamıştı. Neyse ki durduk. Biraz dinlendikten sonra yola devam ettik. Mağaranın girişine vardık. Allah'ım, rüyamda gördüğüm mağaranın aynısı dedim içimden. Sanki beni duymuş gibi Ekrem de evet bak rüyandaki mağaranın aynısı dedi. O anın heyecanıyla bu lafını tam anlayamadım. Hadi girelim mağaraya dedi. Gaz lambasını yaktım ve yavaş yavaş ilerlemeye başladık. İçeride herhangi bir ışık yoktu.
mağaranın girişinden içeriye girdik. Lamba bende olmasına rağmen Ekrem önden hızlı hızlı gidiyordu. İleride bir ışık fark ettik. Aynı rüyamdaki gibi hafif gözüken bir ışık. Yol boyunca fazla konuşmayan Ekrem gülerek ışığın olduğu yere hızlı adımlarla gitti. Peşinden ben de gittim. O da ne? Bir sandık var ve ağzı açık. İçinde de çil çil altın. Sevinçten deliye döndük ikimiz de. Sevinirken birden kafamda bir acı hissettim. Elimle yokladığımda ensemin az üst tarafında bir sızı vardı. Sanırım bir taş geldi. Elimi ışığa tutup baktığımda elimde kan vardı. Ekrem, elime bak. Kim attı bu taşı? Dedim. Ekrem gülerek, o kadar kolay mı altınları alıp gitmek? Dedi. Delirmiş gibi kahkaha atmaya başladı. Ekrem'in göz bebekleri bembeyazdı. Allah'ım, nasıl bir hata yaptığımı o an anlamaya başlamıştım. Gülmeye, kahkaha atmaya devam ediyordu. La ilahe illallah. Var gücümle koşarak sağa sola çarpa çarpa mağaradan çıktım. Mağaranın çıkışında bir kayaya takılıp düştüm. Gaz lambası da kırıldı. Arkama bakmadan koşmaya devam ettim. Yaklaşık 10 dakika koştum. İleride ev vardı. Kapıyı yumrukladım. Açan olmadı. Kapının kolunu bastırdım. Kapı açıktı. İçeriye girdim. Burası bir ev değil, değirmendi. Ormanın içinde bir değirmen. İçeride beklemeye başladım. Camdan dışarıya bakıyordum. İleriden 3 tane karaltının geldiğini gördüm. Yaklaştıkça bu karaltılardan birinin Ekrem olduğunu fark ettim. Ama diğer iki karaltıyı seçemiyordum. Deliriyorum ya Rabbim, sen yardım et diye dua etmeye başladım. Değirmenin içinde büyükçe bir tahtadan yapılmış dolap var. Dolabın içerisine girdim ve beklemeye başladım. Dolabın şekli sandık gibi açılıp kapanıyor. İçeride beklemeye başladım. Yaklaşık 3-4 dakika sonra değirmenin kapısının açılıp kapandığını duydum. Kalbimin sesini duyabiliyordum. Dua ediyordum. Gözyaşlarıma hakim olamıyordum. Birden dolaba sertçe vurulduğunu hissettim. Bir şey küt küt dolaba vuruyordu. Sanki benim içinde olduğumu biliyor, korkudan öleyim diye şiddetle vuruyordu. Yaklaşık 1-2 saat aynı şeyler olmaya devam etti. Artık yorgunluktan bitap düşmüştüm. Kısılmıştım dolabın içinde. Sonra yakınlarda bir köyden gelen ezan sesiyle her şey sona erdi. Her şey sona erdi ama gecenin bana verdiği yorgunlukla orada uyuyakalmışım. Uyandığımda ortalık aydınlıktı. Hızlıca bulunduğum yerden çıktım. Koşarak dağdan indim. Bir an önce otobüsün geçtiği yola indim. Beklemeye başladım. O an tek istediğim eve gitmek, olanı biteni unutmaktı. Ama sorulacak bir hesabım vardı. Ekrem'e bunun hesabını soracaktım. Eve vardım. O gün dinlendim. Yarınsı gün otobüse atlayıp iş yerine vardım. Gözüm Ekrem'i arıyordu. Fakat bir türlü göremedim. İş yerinden Hasan'a, Ekrem'i sordum. Senin haberin yok mu dedi bana. Ne haberi dedim. Ekrem benim izine gittiğim gün gece vardiyası işe girmiş. Göçükte kalmış. Kurtaramamışlar. Bunları duyunca nasıl bir beladan kurtulduğumu daha iyi anladım. Bu olay beni çok derinden sarstı. İş yerinde samimi olduğum tek insandı ve yaşadığım olayları kolay kolay unutamadım. Bizden sonra Kızılkaya'ya gömü aramaya gidenler oldu. Hepsinin başına bir musibet geldi. Günümüzde de define aramaya gidenler varmış. Orayı bileniniz varsa böyle bir işe niyetlenmeyin. Yaşayan bir insan olarak söylüyorum. Uzak durun. Ne varsa helalinizden kazanın. Başımdan geçen bu olayı hocaya anlattım. Bana yatıp kalkıp Allah'a şükretmemi söyledi. Böyle yerlere ilim irfan sahibi olmayan kişilerle gidilmeyeceğini, değerli eşyaların gerek insanlar tarafından cinler vasıtasıyla bağlandığını, gerekse sahipsiz kalan değerli eşyaların cinler tarafından sahiplenildiğini söyledi. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bu aslında bir hikaye değil. Bir insanın nasıl tek odada yıllarca yaşadığını, tek bir insanla konuşmadan delirdiğinin hikayesi. Bu hikayenin gerçekliğini iliklerinize kadar hissetmenizi istiyorum. Anlatacaklarım kelimesi kelimesine doğrudur. Bu hikayeyi
dışarıdan yaptığım gözlemlerle ve yaşadığım garip olayları bir araya getirerek anlatıyorum. 12 yaşlarındaydım. Hayatım gayet normal ve olması gerektiği gibiydi. Merkezde yaşardık. Hafta sonları ve babamın yıllık izinlerinde köye giderdik. Okul hayatım ya da gündelik hayatımda sıradan bir çocuğun yaşadığı olağan şeyleri yaşayarak geçiyordu. Sizlere anlatacağım olayı anlatmadan önce olayda bahsedeceğim kişi N.C. ömrünü tek bir odada geçiren insan. Odaya nasıl hapsolduğunu ve N.C.'nin odadayken benim o evde yaşadıklarımı anlatacağım. Biliyorum lafı fazla uzattım ama yaşadıklarımı sizin de hissetmenizi gerçekten istiyorum. N.C. herkes gibi normal bir insanmış önceden. Yani 17-18 yaşlarına kadar ben o odaya nasıl girdiğini ve bir daha neden çıkmadığının hikayesini akrabalarımdan öğrendim. Benim yaşadığım olaylar onun 30'lu yaşlarına geldiğinde yaşadığım olaylar. N.C. günün birinde gecenin bir vakti evden gidiyor. Sabah olduğunda ailesi onu arıyor. Fakat kimse bulamıyor onu. Nereye baktılarsa ne yerde ne gökte herhangi bir yerde izine rastlamıyorlar. Gün içinde eve döner diye bekliyorlar. Fakat eve gelmiyor. Daha sonra köylülerden birinden haber geliyor. Onu köyün yakınlarındaki bir gölün kenarında sırılsıklam gördüğünü söylüyor. Ailesi hemen oraya gidiyor. N.C. kışın ortasında göle girmiş ve geceden sabaha kadar orada beklemiş. Ailesi buna çok şaşırıyor. N.C. adeta şoka girmiş. Bir yere sabit bir şekilde bakıyormuş. Sorulan hiçbir soruya cevap vermiyormuş. Ailesi meraktan ölüyor. Neden böyle bir şey yaptığını öğrenmek istiyor ama ne fayda. Ağzından tek kelime alamıyorlarmış. Eve götürmüşler. Evde de konuşmamış. Bu olayın üzerinden bir iki ay geçiyor. Fakat hala konuşmuyor. Bir süre sonra geceleri evin içinde dolaşmaya, camları kırmaya başlıyor. Ailesine saldırıyor. Ama hala konuşmuyor. Sonra ailesi başına çıkamayınca evin bir odasına kapatıyorlar onu. Odada sadece bir yatak var. Camlar ve kapının cam olan kısmı tahtalarla çakılmış. Tuvalet ihtiyacı için odanın içine tuvalet koyuyorlar. Bunu yapmalarının amacı odadan çıkmasın, kimseye saldırmasın diye. Olayın buraya kadar olan kısmını yakınlarından dinleyerek öğrendim. Daha sonraki olaylar ise benim bizzat yaşadığım olaylar. N.C.'nin abisiyle halam evleniyor. Halamın evliliğinde bir sıkıntı çıkmıyor. Evlilikleri gayet güzel devam ediyor. Fakat tek sıkıntıları eniştemin ailesiyle aynı evde yaşaması. Yıllar böyle geçiyor. Çocukları oluyor. Yani kuzenim benden 2 yaş büyük. Halam babaannemlere geldiğinde N.C.'nin odadan hiç çıkmadığını, geceleri bağırdığını söylerdi. Çocuk olduğum için bu anlattıkları çok dikkatimi çekerdi. Halamlar aynı evde yaşadığı için bu olaylara alışmış durumdaydı. Babamın yıllık izninde köye gitmişti. 12 yaşında falanım. Babamlar, teyzemler ve babaannemlerle hastaneye gittiler. Neden gittiklerini hatırlamıyorum. Beni de o gün halamlara bıraktılar. Halamların evini biraz anlatayım. 2 katlı bir ev. Evin alt katı her köy evi gibi ahır ve samanlık var. Evin merdivenlerinden çıkarken direkt karşıda 2 tane yan yana tuvalet var. Tuvaletlerin 2 yanında odalar var. Merdivenin 2 yanı da oda. Yani odalar karşılıklı. Merdivenin karşısında tuvalet var. Umarım evi tam anlatabilmişimdir. Odanın biri pazarcılık yaptıkları için pazar eşyalarıyla dolu. Hemen o eşyaların karşısındaki odada eniştemin anne ve babasının yatak odası. Eniştemlerin odasının karşı odası N.C.'nin kaldığı oda. Ben halamlarda kaldığım gün halamla eniştemin odasında yanlarında yattım. Gece saat kaç hatırlamıyorum. Birden bağırma sesi gibi ama nasıl tarif etsem, böğürme desem, iniltili bir böğürme sesi var. Sanki birisi boğuluyor, birisi boğazını sıkıyor, bağırıyor gibi. Bu sesi duydum ve korkuyla uyandım.
Hemen halamın yanına gidip, hala ne oluyor dedim. N.C. bağırıyor. Sen uyumaya çalış. O hep öyle geceleri bağırır. Sen takma dedi. Niye bağırıyor dediğimde, biz de bilmiyoruz. O hep öyle dedi. Onu daha önce doktora, hocalara götürmüşler. Kimseyle konuşmamış ama geceleri anlamsız şekilde bir anlam ifade etmeyen kelimeleri bağırıyor. O gece hiç uyuyamadım. Bağırma sesleri hala kulaklarımda. Sabah olduğunda babamlar geldi ve gittik. Bir daha halamlarda hiç kalmadım. Aradan yıllar geçti. 18 yaşlarındaydım. Lise bitmiş, üniversiteye hazırlanıyordum. Köyde babaannemlerin yanında kalıyordum. Bir gün halam aradı. Bu arada halamın kayınpederi vefat etti. Eniştem de pazarcılığı bırakıp farklı bir işe başlamıştı. Başladığı iş yerinde kalıyordu. Haftada bir eve geliyormuş. İşin ilk haftası. Kuzenim de Isparta'da okuyordu. Halam yalnız kalmaya alışmadığı için babaannemleri kalmaya çağırdı. Fakat büyük babam hasta olduğu için gidemediler. Babaannem bana, yavrum, halan kendisi korkuyormuş. Bir iki gün yanında kalıver. Enişten gelince geri gelirsin dedi. Delikanlılık zamanları. Korkuyorum ben. Nasıl kalayım diyemedim. Babaannemi de kıramadım. Mecburen gitmek zorunda kaldım. Eniştemin işten gelmesine iki gün vardı. İki günden ne olacak ki diyerek gittim. NC'de en ufak bir değişme yoktu. Evin bir odasında tek başına yalnız hayatını yaşamaya devam ediyordu. Halamlara gittim. Halam ve kayınvalidesiyle sohbet ettik. Sanki inadına yaparmış gibi bana NC ile ilgili garip olayları anlatıyorlardı. Ben de inanmıyormuş gibi yapıp cesur görünmeye çalışıyordum. Birinci gece. Halam ve kayınvalidesi kayınvalidesinin odasında yatıyordu. Ben de NC'nin odasının karşısındaki odada yatmak zorundaydım. Televizyon olan odada bu odaydı. Televizyonun olması biraz olsun korkumu hafifletiyordu. Televizyonda izleyecek bir şeyler arıyordum. Saat bayağı ilerlemiş, herkes uyumuştu. Yine bağırma sesleri gelmeye başladı. Duymamak için televizyona ses veriyordum ama ne fayda. O zamanlar telefon herkeste yok. Nokia 3310'ların en fiyakalı telefonlar olduğu zamanlar. Ama Walkman'im vardı yanımda. Kulaklığı taktım ve Walkman'imden radyo kanallarında sevdiğim müzik arıyordum. Son ses vererek dinlemeye başladım. Televizyonu kapatıp gece lambasını yaktım. Yaklaşık yarım saat sonra öyle bir tuvaletim geldi ki çıksam ayrı dert, çıkmasam altıma yapacağım. Tüm ışıkları yakarak cesaretimi toplayıp tuvalete gitmek için yavaşça odadan çıktım. Ara yerin ışığını da yaktım. NC'nin sesi çıkmıyordu. Hızlı adımlarla tuvalete girip işimi gördüm. Dünya varmış. Bir saniye daha tutsaymışım altıma yapacakmış. O derece sıkışmıştım. Tuvaletten çıktım ve tam odaya yöneldiğim sırada şşt diye bir hırıltılı bir ses duydum. Parmak ucumdaki kanın bile çekildiğini hissettim. Arkama bakmaya cesaretim yoktu. Fakat yavaşça arkama döndüm. Tahtanın arasından sadece gözlerini görebiliyordum. Ve tekrar şşt dedi. NC kan çanağı olmuş gözleriyle doğruca bana bakıyordu. O an çok korktum. Ama gözümden bir iki damla yaş aktı. Düşünsenize, bir insan yıllardır bir odada tek başına, sadece yemek koyulup kapanan bir kapı. Hani temizliği ve tuvalet ihtiyacı konularına girmiyorum bile. İçimden o birkaç saniyede bunları geçirdim. Gözleri kan çanağı ve bana şşt diye seslendi. Sanki yardım ister gibi. Adeta korkum gitmişti. Ona yardım etmek ve onunla konuşmak istiyordum. Gözümden yaşlar akmaya devam ediyordu. Tam kapısına doğru bir iki adım attım. Allah'ım, aniden kapıyı yumruklayarak kahkaha atmaya başladı. Ödüm bokuma karıştı. Odaya nasıl kaçacağımı bilemedim. Sabah olmak üzereydi. O geceyi öyle atlattım. İkinci gece, son gece. Dün gece yaşadıklarımı halama anlatmadım. Zaten bu olaylara alışkındır diye. Gündüz yaşanılan tuhaf bir şey olmadı. Yine akşam oldu. Herkes odalarına çekilip uyumaya başlamıştı. Televizyona bakıyordum.
yine bağırma sesleri gelmeye başladı. Walkman'imi takıp müzik dinlemek istiyordum ki Walkman'im dün gece açık kalmış ve pili bitmiş. Neyse, televizyona bakarım sabaha kadar diye düşündüm. Yaklaşık yarım saat sonra aniden televizyon kapandı. Açmaya çalıştım. Fakat elektrikler gitmişti. Elektriklerin gittiğini fark edince resmen karnıma sancı girdi korkudan. Kafamı dağıtacağım hiçbir şey kalmamıştı. Yatağa yattım ve uyumaya çalıştım. Şükürler olsun ki bağırma sesleri kesilmişti. Biraz sonra salondan yürüme sesleri gelmeye başladı. Salon döşeme tahta olduğu için yürüyen kişinin ayak seslerini net şekilde duyabiliyorsunuz. Başta halamlardan birisi tuvalete çıktı diye düşündüm. Fakat oda kapısının açılma sesi gelmemişti. Sadece yürüme sesleri vardı. Nefes alırken bile sessiz olmaya çalışıyordum. Kapıdan tarafa bakamıyordum. Kaldığım odanın kapısı kilitliydi. Kapının camı mozaikli cam. Allah'ım yardım et. Dua etmeye başladım. Resmen korku filminin içindeydim. Odanın kapısı kilitli. NC'nin çıkması imkansız ve başka bir şeyin olma ihtimali de korkutuyordu beni. İki ihtimal de korkudan ölmeme yeterdi. Bir süre yürüme sesleri devam etti. Kapının camına hiç bakamıyordum. Bir ara kafamı mozaik cama çevirdim. La ilahe illallah. Mozaik camın önünde bir kafa var. Dışarıdan vuran sokak lambasının ışığıyla net şekilde birisinin olduğu fark edilebiliyor. Ama kim olduğu seçilemiyor. Camın önünde öylece durmuş, muhtemelen yüzü odanın içine dönük, öylece sabit bir şekilde duruyordu. Bir süre sonra kapı kolunun aşağıya yukarıya yavaşça hareket ettiğini duydum. Kapıyı açmaya çalışıyordu. Allah'ım, bu nasıl olabilir? Kim bu? Hayatımda ilk kez kalbimin heyecandan sıkıştığını hissettim ve korktuğum başıma geldi. Kilitlediğim kapı açıldı. Gözlerimi kapattım. Nefes dahi almıyordum. Gözlerim kapalı. Resmen o varlık ya da o şey, her neyse, bana saldırmasını ve beni öldürmesini bekliyordum. Odanın içinde bir şeyin dolaştığını, yürüdüğünü net bir şekilde duyabiliyordum. Yüzümde bir elin varlığını hissettim. Uyuyormuş gibi yapıyordum. Nefes dahi almıyordum. Yüzüme değen el o kadar pis kokuyordu ki midem bulandı. Daha sonra kapının kapanma sesiyle gözlerimi hafif araladım. Odada kimse yoktu ve sesler kesildi. Nasıl oldu bilmiyorum ama hemen uykuya dalmıştım. Sabah oldu. Sabah halama NC'nin odasından çıktığını söyledim. Halam bunun imkansız olduğunu söyledi. Yeminler ettim. Fakat inanmadı bana. Eniştem de akşamüstü geldi. Eniştemle sohbet ettikten sonra gitmek için ayaklandım. Odadan çıktım. Eniştem ve halam beni yolcu etmek için merdivenin başına kadar benimle birlikte geldiler. Tam vedalaşıp giderken NC'nin kapısından yine şşt sesi geldi. Üçümüz de NC'nin odasının kapısına baktık. Tahtaların arasından baktığını görebiliyorduk. Tahtanın arasından elini çıkartıp bana el salladı. Eniştemle halam şoka girdi. Sonra ben babaannemlerin evinin yolunu tuttum. Bu olay hiç aklımdan çıkmadı. Bu olaydan sonra halamlara bir daha gitmedim. Zaten yaklaşık 5-6 yıl sonra halamla eniştem boşandı. Halam da görüşmediği için NC'ye ne oldu şu anki durumunu hiç bilmiyorum. Ne kadar korksam da bu konu her aklıma geldiğinde NC'ye ve yaşadığı hayata üzülmekten kendimi alıkoyamıyorum. Belki de bana el sallamasının ve o gece yaşadığım olayın nedeni onun için üzülmem ve ona baktığımda ağladığımı görmesiydi. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Şeytan, cinler, ifritler her zaman bende ilgi uyandırmış, onlara karşı meraklı olmuşumdur. Ancak davet edip onlarla yüzleşmek aklımdan bile geçmemiştir. Ne kadar merak ediyorsam da açıkçası korkuyordum. Her şey bir yaz akşamı başlamıştı. Aynı mahalleden ve aynı köyden olan iki arkadaşımla yaz aylarında en büyük eğlencemiz akşamları
köyümüze fazla uzakta olmayan tarihi mağaraların orada açık havada ızgara yapıp alkol almaktı. Bu eğlencenin bize aklımıza bile gelmeyecek kötü günleri yaşatacağını bilemedik. O gün arkadaşlarım Birol ve Mustafa ile alışverişi yapıp arabalara doluşarak her zamanki yerimize gitmiştik. Her şey sıradan normal bir gün gibi başlamıştı. Bu yeri tarif etmem gerekirse yüksek bir dağın içi oyularak yapılmış, 7 penceresi olan eski Rumlardan kalma bir mağara. Bu mağaranın önü de manzaralı açık ova gibi bir alan. Bizim her akşam oturduğumuz alan burası ve dört tarafı yüksek ağaçlardan oluşan ormanlık bir yer. O akşam da her zamanki gibi yiyip içip muhabbet ediyorduk. Konu döndü dolaştı, metafiziğe ve cinlere geldi. Uzun süre bu muhabbeti sürdürdük, hatta dalga geçtik. Canberk benim gibi bu konularda bilgisi olan ilgili biriydi. Ama Ozan bu konulardan korkan ve bilgisiz biriydi. Biz biraz da Ozan'ı korkutmak için o gece muhabbeti biraz uzattık galiba. Ama hiç iyi etmemiştik. Hava kararmış, iyice zifiri karanlık olmuştu. Biz hala oturmuş, sohbete devam ediyorduk. Birden ormanlık alandan bir çift göz belirdi. Bunu üçümüz de görebiliyorduk. Karanlıkta beliren bir çift göz, hayvan gözünden çok daha ihtişamlı ve enerjili bir gözdü. İlk bakışta bu gözlerde bir farklılık olduğu anlaşılıyordu. Ama hepimiz bunun bir hayvan olduğunda karar kılmıştık. Gözler bize gitgide yaklaştı ve iyice yanımıza sokulduğunda yanılmadığımızı, bunun bir kedi olduğunu gördük ve gülmeye başladık. Ama atladığımız nokta bu kadar ıssız ve yüksek bir noktada kedi olmaması gerekirdi. Daha önce de bu bölgede hiç kedi görmemiştik. Her akşam ızgara yapıyorduk. Eğer buralarda yaşayan kedi veya kediler olsa kokuya ve et atıklarına her gece gelmeleri gerekirdi. Biz bu düşünceler içinde birbirimize bakarken kedi öfke dolu iğrenç bir ses çıkardı. Kedilerin köşeye sıkışınca çıkardıkları sese benziyordu ama daha farklı ve daha şiddetli bir sesti bu. Ve o sesle beraber kedi hızla etrafımızda bir daire şekline dönmeye başladı. Ve yazın ortasında havada hiçbir belirti, hiçbir hareket yokken yağmur bardaktan boşalır gibi yağmaya başladı üstümüze. Yağmurla birlikte kedi gözden kayboldu ve biz de şaşkınlık ve korku içinde kendimizi arabaya attık ve oradan uzaklaştık. 100 metre kadar uzaklaştıktan sonra sanki mevsim değişmiş gibi, yağmur hiç yağmamış gibi hava normale dönmüştü. 100 metre gerimizde yağmurdan kaçmış, sırılsıklam olmuştuk. Ancak 100 metre ileride yerler dahi kuruydu. Yağmurdan tek bir iz yoktu. Bu olanlara hiçbir anlam verememiştik. Sadece korkuyla oradan uzaklaşıyorduk. Kimse konuşmuyor, yorum yapmıyordu. O gece olanlarla ilgili hiç konuşmadan, yorum yapmadan evlere dağıldık. 2 gün sonra Canberk aradı. Köyde olduğunu ve gelmem gerektiğini söyledi. Yola çıktım. Köyün başka bir tepesinde, sote bir yerde oturmuş içiyordu. Bu sefer suskun ve dalgın bir hali vardı. Ne oldu dedim. Benim peşimi bırakmadı dedi. Kim dedim. O geceki dedi. Ne saçmalıyor ne oğlum. Kim vardı o gece dedim. Anlatmaya başladı. O gece ben ne kediden kaçtım ne yağmurdan dedi. Mağaranın 7 penceresinde 7 kırmızı göz belirdi. Siz görmediniz ama ben gördüm dedi. Orada yaşayanlar vardı ve biz onları rahatsız ettik dedi. 2 gecedir kabuslar görüyorum. Uykudan uyandırılıyorum. Rahatsız ediliyorum dedi. İçime korku düşse de inanmadım tabii. Hadi lan dedim. Beni mi atlatıyorsun? Bize niye bir şey olmuyor da sana oluyor dedim. Kabuslarımda siz de varsınız dedi. Geniş bir meydandaydım rüyamda. Etrafımda onlar var. Hepsi birbirinden farklı. İnsan silüetine benzer ama şekilsiz varlıklar. Vücutlarında onları insandan ayıran bir düzensizlik var. Bir şekilsizlik var hepsinde. Hepsinde aynı olan tek şey kıpkırmızı gözler. Ateş gibi parlayan kıpkırmızı gözlerin arasında bir meydandaydım. İçlerinden bir tanesi yaklaştı bana. Seni ve diğerlerini alacağız. Sizi cezalandıracağız. Sizler saygısız
destursuz ve günahkarsınız. Bizi rahatsız ettiniz ve karşılığını bulacaksınız dedi. İki gecedir bu kabusla uyandım dedi. Anlattıklarına inanmamakta ısrar etsem de içime korku düşmüştü çoktan. Hemen Ozan'ı aradım ama ulaşamadım, telefonunu açmıyordu. Arabaya atlayıp evine gittik. Annesi Ozan'ın şehir dışına bir akrabasının yanına gittiğini söyledi. Birkaç kez daha arasak da telefondan da cevap alamadık. Köyde Canberk'in ölen dedesinin yaşadığı, o öldükten sonra boş olan kulübeden bozma bir ev vardı. Orada kalıp bu konuyu tartışmaya ve araştırmaya karar verdik. Biraz internette araştırma yaptıktan sonra uyuduk. Gece uyurken bir anda irkilerek uyandım. Daha doğrusu uyandırıldım. Ayağa kalktım. Bir sigara yakıp iki odalı olan evin Canberk'in yattığı diğer odasına doğru ilerledim. Odanın kapısını açıp içeriye girdiğimde Canberk'in anlattıklarına ilk defa inanmaya başladım. Odaya girdiğimde Canberk yatağın köşesine kıvrılmış, hüngür hüngür ağlıyordu korkudan. Camlar patlamış, tuz buz olmuştu ve dışarıdan buz gibi soğuk bir rüzgar esiyordu. Yaz ayının ortasında ben bunların hiçbirini duymamıştım uyurken. Camı Canberk patlatsa duyardım elbet, ses çıkmalıydı. Ama ben her şey bittikten sonra hiçbir şey duymadan uyandım. Canberk'i sakinleştirip ne olduğunu sordum. Buradaydılar dedi. Bizi rahat bırakmayacaklar. En azından beni rahat bırakmayacaklar dedi. Ayaklarımdan tutup beni sürüklemeye, dışarı çıkarmaya çalıştılar. Direndim bildiğim. Dualar okudum. Sağa sola tutundum. Götürmek istediler ama götüremediler. Camlar patladı. Yerlerde sürüklendim. Komşularım bile duyabileceği kadar ses çıktı ama sen hiçbir şey duymadın dedi. Benim başıma hiçbir olay gelmiyordu ama Canberk benim iyi arkadaşımdı. Onu yüzüstü bırakamazdım. Hem rüyalarında beni de görüyordu. Benim de başımın dertte olduğunu söylüyordu. Bu durumu kabullenip bir şeyler yapmak lazımdı. Canberk'e ne yapabileceğimizi sordum. Yarın akşam aynı evde kalıp iletişime geçelim dedi. Tamam ama nasıl dedim. Cemaatlerde yetişme, bu konularda bilgili bir arkadaşı olduğunu, onu da çağıracağını söyledi. O gece yine aynı evde toplandık. Canberk'in cemaatçi arkadaşı İdris de geldi. Dün gece camları kırılan odaya geçtik. Tabii kimse duruma uyanmasın, açıklama yapmak zorunda kalmayalım diye camları gündüz yaptırmıştık. Odada yere diz üstü çöktük. İdris ortaya sadece bir ayna koydu. Işıkları kapattık. Mum bile yakmadık. Zifiri karanlıkta sadece ortamızda bir ayna vardı. İdris bir şeyler okumaya başladı. Hızlı hızlı okuyordu. Çoğunu anlamıyordum. Gittikçe daha hızlı okuyordu. Yaklaşık 10-15 dakika sonra hiç konumumuzu bozmadan okudu ve sonunda ortadaki ayna çatladı. Ortadan ikiye ayrıldı. İdris burada geldi dedi. Ey canın neslinden gelen, ateşten yaratılan, arkadaşlarımdan ne istiyorsun diye haykırdı. Hemen peşine de anlamadığım bir dilde tekrar bağırdı. Evdeki diğer odanın ışığı yanıp sönmeye başladı ve sert bir şekilde kapısı açılıp kapanmaya başladı. Söyle bana ne istiyorsun diye tekrar haykırdı İdris. Ama o anda İdris'e sanki birisi sert bir yumruk atmış gibi geriye doğru düştü İdris ve nefes almakta zorlanmaya başladı. Bir şeyler söylemeye çalışıyordu ama söyleyemiyordu. Çok zor nefes alıyordu. Gözünü odaklamış tek bir noktaya bakıyordu. Sanki birisi tarafından boğuluyor gibiydi ve bir anda bulunduğumuz odanın ışığı yandı ve İdris'in de nefes alışı normale döndü. İdris sakinleşti ve anlatmaya başladı. Onu buraya çağırmaya gücüm yetti ama benimle konuşmadı. O kadar güçlü olmadığımın farkında ve beni ciddiye almadı. İletişime geçmedi. Az daha canımdan oluyordum. Bu iş benim yapabileceğimin çok üstünde. Ama şu kadarını söyleyeyim. Bu sadece orada muhabbet edip onlarla dalga geçtiniz diye başınıza gelebilecek bir şey değil. Bu çok daha öfkeli, güçlü bir şey. Başka bir nedeni olmalı dedi. Yakın bir köyde bir hoca olduğunu biliyorduk. Halk ona çok rağbet gösteriyordu. Ama üfürükçü mü yoksa gerçekten bilgili birisi mi bilmiyorduk. Piyasa hocasıydı işte.
öyle bir adam ama tanıdığımız başka kimse yok. Ona gitmeye karar verdik. Muzaffer Hoca. Gittik. Bizden önce bir iki kişi vardı. Oturduk, sıra beklemeye başladık. Adam devlet hastanesi gibi çalışıyor. Bu hocanın bir oğlu var. Misafirlerle bekleme yerinde o ilgileniyor. Bunun da cinlendiği falan söylenirdi. Duyardık ama ilk defa görüyoruz çocuğu. Biraz sıyırık yani. Bu bize odaklandı. Sinir bozucu şekilde gözlerini bizden ayırmıyor. En sonunda yanımıza geldi. Oturdu ve bize şok edecek şeyleri söyledi. Onlardan sizi babam kurtaramaz. Onlardan sizi kimse kurtaramaz. Ben kurtulamadım. Bak, hep yanımdalar. Gece gündüz onlarla yaşıyorum. Artık onlar benim ailem. Canberk, bunun deli olduğunu bildiği için, başımızdan savmak için, tamam kardeşim, kurtulamazsak biz de onlarla yaşarız. Olsun gibisinden bir şey dedi. Çocuk gülmeye başladı. Yaşayamazsınız. Onlar sizinle yaşamak istemiyor. Onlar size zarar vermek istiyor. Siz onlardan çalmışsınız. Yaşayamazsınız. Ne onlarsız, ne onlarla yaşayamazsınız diye söylene söylene ve kahkaha atarak uzaklaştı. İyice korktuk tabii. Neyse ki sıramız geldi. İçeri girdik. Hocaya durumumuzu anlattık. Baştan sona her şeyi. Hoca oğlunu çağırdı odaya. Kim bunlarla uğraşan dedi. Çocuk hala gülerek ve hatta kahkaha atarak ifritler dedi. Ne istiyorlar dedi hoca. Bilmiyorum dedi çocuk. Hoca hemen bir leğene su koydu. Bazı dualar, muskalar yazdı. Yazdıklarını suya attı. Çocuğu suyun başına oturttu ve okumaya başladı. Biraz okuduktan sonra heyecanla çocuğa döndü ve konuş, onlarla ne istiyorlar dedi. Az önce kahkaha atan çocuk suya baktığı an acı içinde çığlıklar atmaya başladı. Ağlamaya başladı. Çocuğun ağlama ve acı çığlıkları yükseldi. Kulak tırmalayan bir hale geldi ve çocuk bayıldı. Çocuk ayılıp kendine geldiğinde hoca sordu, ne gördün diye. Siz gömü aramışsınız. Hatta bulmuşsunuz. Bunlar o gömünün sahipleri. Gömüyü çıkartmanıza izin vermemişler ama onları kızdırmış, rahatsız etmişsiniz ve onlar şimdi intikam istiyorlar dedi. Ben hayatımda gömü aramamıştım. Bunun nasıl olabileceğini düşünürken Canberk'in bu işlerle ilgili olduğunu, daha önce defalarca kazıya gittiğini hatırladım. Ona döndüm ve baktım. Suçunu anlamış, başını öne eğmiş duruyordu. Peki benle ne ilgisi var? Benim niye peşimdeler? Gömü bokunu bu Canberk yemiş dedim. Onu bilmiyorum ama seni de istiyorlar ve sizinle bir kişiyi daha istiyorlar. O çocuk çok daha kötü durumda dedi. O an aklımıza Ozan geldi. Ona hala ulaşamamıştık. Şehir dışındaydı. Ama kötü bir şey olsa ailesi bilirdi. Duyardık elbet. Hoca, benim yapabileceğim başka bir şey yok. Gidin, para falan istemez dedi. Normalde para gözün tekidir ama harbi korktu herhalde. Oradan çıktık. Tekrar durum değerlendirmesi için her zamanki eve gitti. Canberk'e gömü işini sordum. Dedelerinin eskiden burada yaşamış bir Rum'un bir haritayla geldiğini ve o haritanın peşine 4 kişi gittiklerini söyledi. Haritadaki yeri bulduklarını, gömüyü çıkarmaya yaklaştıklarını ama Rum'un sahipliği olduğu için gömüyü çıkartmadığını söyledi. O gece dağılmışlar ama ertesi gece Canberk bu sahipliği işine inanmamış. Rum'un gömüyü kendi almak için öyle söylediğini düşünmüş ve ertesi gece oraya gitmiş. Gömüyü çıkarmaya çalışmış, çıkaramamış, saatlerce uğraşmış, olmamış. Sonra vazgeçip geri dönmüş ama o geceden beri bu kabusları görüyor, bu korkutucu olayları yaşıyormuş. Bizimle oturduğu geceden sonra ise kabuslara biz de eklenmişiz ama sebebini o da bilmiyor. Biz bunları konuşurken telefonum çaldı. Arayan Ozan'dı. Yerimizi söyledim, geldi. İçeri girer girmez Canberk'i saldırdı. Bunları ayırdım ve sakinleştirdim. Ozan, ne oldu? Neredeydin? Bu hareketler neden dedim. Ozan anlatmaya başladı. O gece eve gittikten sonra görülmeyenleri görmeye, duyulmayanları duymaya başladım. Olmayacak kabuslar görmeye başladım. Sabaha kadar kafayı yiyecektim. Ertesi gün durumu aileme anlattım. Şehir dışında tanıdıkları bir hoca varmış. Beni hemen oraya yolladılar. 2 gecedir hocadayım.
Orada yatıp kalkıyorum. Hocanın dediğine göre bize musallat olmuşlar. Bunun sebebi de bu Canberk. Musallat ilk ondaymış. Onunla berabermiş. Ama oturduğumuz gece Canberk musallatı bize de bulaştırmış. Biz arkadaşımızla yiyip içelim, eğlendiğimizi sanırken o bizi cin sofrasına oturtmuş. Bir çeşit bir ayin içinde bırakmış bizi. Kalkın dedi. Arabaya binip o gece oturduğumuz yere gittik. Üstünde oturduğumuz üç taş vardı. Dairesel şekilde duran taşlar. Hala duruyordu. O taşlara oturmuştuk. Ozan taşları kaldırdı. Altını biraz elleriyle eşti ve taşların altından kağıtlar çıktı. Bu kağıtlarda Arapçaya benzeyen yazılar vardı. Üç taşın tam orta noktasında da biraz eşindi Ozan ve oradan da soğan kabuklarıyla yine bir kağıt çıktı. Bunlar ne Canberk, neden yaptın dedim öfkeyle. Sana anlattığım o gün gecesinden sonra türlü şeyler yaşadım. Beni hiç rahat bırakmadılar. Çok korktum. İdris'in yanına gittim. Durumu anlattım. İdris bu musallatı bitirmeye gücünün yetmeyeceğini söyledi. Ancak musallatı başkalarına bulaştırırsam kurtulabileceğimi söyledi. Bana bu ritüeli tarif etti. Bize bunu neden yaptın Canberk? Anlatsan beraber bir çare bulurduk dedim. Çok korktum dedi. Sadece peki o gece İdris'i neden çağırdın dedim. Musallatı Ozan'a bulaştırmıştık ama bendeki musallat da geçmemişti. Sana hiçbir şey olmamıştı. Musallat sana geçmediği için ben kurtulamadım dedi. O gecede esas amacımız musallatı sana da bulaştırıp yarım kalan işimizi tamamlamaktı dedi. O anda sinirlerime hakim olamadım. Canberk'e vurdum. Defalarca hem de. Artık ne benim vuracak halim kalmıştı ne Canberk'in dayak yiyecek hali. Ozan yeter dedi ve ayırdı bizi. Şimdi ne yapacağız Ozan dedim. İkiniz de benimle geleceksin. Benim hocaya gideceğiz. O bir yol bulacak dedi. Evi arayıp arkadaşlarla birkaç gün gezeceğiz. Şehir dışına çıkıyoruz dedim. Arabaya bindik ve yola çıktık. Önce İdris'i bulmak istedik ama evinde yoktu. Telefonu kapalıydı. Onun icabına daha sonra bakarız diye düşünerek vakit kaybetmemek için hocaya doğru yola çıktık. Yolda aklıma takılan son bir soru vardı. Musallat bana neden bulaşmadı? Ve bunu yüksek sesle dillendirdim. Ozan atladı. Onun cevabını da verdi. Benim hoca dedi. Senin deden gençliğinde değirmencilik yaptığı için böyle mahluklarla çok uğraştı. Sen doğduğunda da senin başına bu işler gelmesin diye önceden önlemini alıp sana bir tılsım yaptırmış. Musallat sana da bulaştı ama bu tılsımdan dolayı sana dokunamıyorlar dedi. Bu tılsımın süresi var mı? Etkisi geçer mi geçmez mi onu bilemem ama Allah'ın izniyle bizim hocanın yardımıyla bu işten kurtulacağız dedi. Hoca bizim yaşadığımız ile 2-3 saat mesafedeki komşu bir ildeydi. O ile ulaşmamız çok zaman almamıştı fakat o ilden hocanın oturduğu köye de bir o kadar yol vardı. O yüzden hocanın köyüne vardığımızda saat bayağı geç olmuştu. Hocanın evini Mustafa biliyordu. Bulmakta zorlanmadık. Kapıyı çaldık. Hoca kapıyı açtı. Yalnız yaşıyordu zaten. İçeriye girdik. Hocanın karşısına sıralandık. Size musallat olanlar, gömü bekçileri, güçlü bir ifrit kabilesi. Tek bir ifrit değil, bir kabile. Onları yakarak bitirmek imkansız. Onları ikna edeceğiz dedi. Şimdi buraya çağıracağım. Benim dostum yardımcımdır. Ondan korkmayın. Olayın aslını öğreneceğiz dedi. Ve önünde duran aynaya herkes üzerinde bulunan kendine ait bir şey koymasını istedi. Canberk nişan yüzüğünü, Ozan hiç çıkarmadığı gümüş kolyesini ve ben de zippo çakmağımı koydum. Başka öyle bir eşyam yoktu. Hoca okumaya başladı. Okudu ve oda birden aydınlandı. Bu değişik bir aydınlık. Çok parlak, beyaz bir led ışık tutulmuş gibi. Bembeyaz aydınlandı oda. Hoca anlat diye bağırdı. Anlamadığımız bir dilde bir şeyler söylemeye başladı. Söyleyen hocaydı ama sanki içinde başka biri varmış gibiydi. Beden hocanındı ama ses onun değildi. Bakışları onun değildi. Anlattı ve sonunda o da tekrar karardı. Hoca normale döndü. Hoca sakinleşti ve ağzından çıkan ilk şey İdris ve Alex oldu. Hoca bu isimleri söyler söylemez Canberk dikleşti. Ve daha dikkatli dinlemeye başladı. İdris ve Alex'i de gömüde Canberk'in yanında olanlar dedi.
İdris ile Alex'i araştırdılar ve gömüyü ikisi çıkarmaya karar verdiler. Gömü sahipli dediler ama Canberk'in gömüsünün peşini bırakmayacağını anladılar ve bu kabileyi Canberk'e musallat ettiler. Onu lanetlediler. Canberk bu illetten kurtulmak için İdris'in yanına gidince İdris Canberk'i oyalamak ve gömüden uzak tutmak için başına başka musibetler sarmak için Canberk'e size yaptığı ritüeli öğretti ve bunu kurtuluş yolu olarak gösterdi. İdris ve Rum Alexi gömüyü çıkarıp kaçacaklardı. Canberk gömünün peşine düşmesin, başka musibetlerle uğraşsın diye ona ve size en büyük kötülüğü yaptılar. Bu musallatın kaynağı budur dedi. Ama onların da planı tutmadı çünkü gömü gerçekten sahipliydi. Bu kabile şu an onları da musallat vaziyette dedi. Onlar Canberk'e sadece bir ifrit musallat etmek istemişlerdi ama bir kabile musallat oldu. Bunun sebebi de gömünün gerçekten sahipli olmasıydı. İdris, Alex ve Canberk bu musallattan her koşulda kaçamayacaktı ama onların planları iki masuma yani sizi de musallata bulaştırdı dedi. Şimdi ne olacak dedim. Bu musallatı çözemezsek hepiniz delirene kadar sizi bırakmayacaklar. Bunun sonu ya intihar ya da bir tımarhane, zindanından başka bir şey değil. Musallatı çözmek için uğraşacağım, söz veremem. Sizin de mücadele etmeniz ve sabırlı olmanız lazım. Musallatı çözmek için İdris ve Alex'in de burada olması lazım. Bu musallata bulaşan herkes burada olmalı dedi. Ve onların o gömüden çıkardıkları kılıç sapı da yanlarında olmalı dedi. Nereden bulacağız hocam onları dedi Mustafa. Nerede olduklarını ben size söyleyeceğim ama onları buraya nasıl getirirsiniz bilmem dedi. Şimdi yatın dinlenin. Sabah size yerlerini söyleyeceğim. Gidersiniz dedi. Biz şaşkınlık ve korku içindeydik ama yorgunluktan da bitap düşmüştük. Hemen uyuduk. Hocanın evi huzurlu ve rahattı. O gece hepimiz deliksiz rahat bir uyku çekmiştik. Sabah uyandık ve hocayla beraber kahvaltıya oturduk. Birden bana döndü ve ''Senin tılsımın da bozulmak üzere. Bu aralar olmadık şeyler yaşarsan şaşırma, korkma, Allah'a sığın. Canberk ile Ozan bazı şeylere alıştılar ama sen tılsımdan dolayı yeni yaşayacaksın her şeyi. Sana yapılan tılsım çok güçlü ve etkili bir tılsım ama koca bir kabileyi de daha fazla dayanabilecek güçte değil.'' Sonra hepimize birbirimize sahip çıkmamızı, abdestli gezmemizi, Allah'a sığınmamızı öğütledi. Kahvaltıdan sonra kalktı, bize birer muska hazırladı. Sizi tamamen korumaz ama rahatlatır, takın bunları dedi. İdris'in yaşadığımız ildeki akıl hastanesinde yattığını söyledi. Alexi ise İstanbul'da Büyükçekmece'de bir evde saklandığını söyledi. Kılıçbaşı'nın da Alex'te olduğunu, İdris'in Alex'i ve Kılıçbaşı'nı almadan buraya gelmememiz gerektiğini söyledi. Bizi kapıya kadar uğurladı. Yaşadığımız şehir dışına daha yakın olduğundan önce akıl hastanesinden İdris'i almak için yola çıktık. Şehre vardık. Direkt akıl hastanesine gittik. İdris'in soyadını bilmiyorduk. Canberk de bilmiyordu. O da sadece bu gömü işlerinden tanınmış İdris'i. Zaten İdris'in dini bilgileriyle bir nevi hoca olarak gidermiş gömülere. Neyse ki hastaneye son dönemde yatan İdris isminde başka kimse olmadığı için kolay bulduk İdris'i. İdris'le görüşmek istedik ve odasına çıktık. Bitkin ve mutsuz bir halde yatıyordu. İdris bizi görünce toparlandı. Sert davranmadık ona. Bizimle gelmesini söyledik. Ne oldu sana? Niye buradasın dedi Canberk. Alev kırmızısı gözler ve lağımdan beter kokan nefesleriyle geldiler. Bana çığlıklar hala kulağımda. Bizi istiyorlar, bırakmayacaklar dedi. Bizi öldürmeyecekler ama cehennem azabı yaşatacaklar dedi ve ağlamaya başladı. İdris, toparlan, buradan çıkalım. Bizim tanıdığımız bir hoca var. O bizi kurtaracak ama senin de olman lazım dedi. İdris, olmaz. Normal yollarla çıkmam. Adli tedbir var ancak yarın sabah bahçe demirlerinden atlar kaçarım. Fazla güvenlik önlemi yok dedi. Canberk atladı hemen. Adli olaya mı karıştın? Ne yaptın sen dedi. Gece kabusumda bana polis kılığında göründüler. Alıp kendi karakollarına götürdüler. Sabah da geceki seslerden rahatsız olan komşular polis çağırmışlar. Kapıyı kırıp içeriye girmişler. Ben baygın haldeymişim. Ayılır ayılmaz karşımda polis görünce yine onlar sandım ve polise saldırdım dedi. Bir şey olmamış gerçi polise ama çıkmam yasak. Mahkeme onaylanmadıkça.
İdris'le anlaşmıştık. Ertesi sabah hastanenin bahçe demirlerinden atlayıp kaçacaktı. Biz de onu atladığı yerden alıp yola devam edecektik. O gece kalmak için yine köye Canberk'in dedesinin evine geçtik. Yarın dinç olmamız lazımdı. Erken yattık. Gece uyandım. İçeriden sesler geliyordu. Yine bilmediğim bir dilde sesler. Ozan ve Canberk'in yattığı diğer odadan geliyordu bu sesler. Odaya doğru ilerledim. Kapıyı aralayıp içeriye girdiğimde Ozan yatakta bağdaş kurmuş oturuyor vaziyette. Bilmediğim bir dilde bir şeyler söylüyordu. Canberk ise yatağın köşesine kıvrılmış korku içinde ağlıyordu. Ben odaya girince Ozan daha hızlı konuşmaya başladı. O konuştukça Canberk sanki acı çekiyor gibi yatakta kıvranıyordu. Ve yine bu sefer benim de şahitlik ettiğim daha önce kırılan cam yine tuz buz olmuştu. Cam parçaları yüzüme gelmiş kanamaya başlamıştı. Bir anda odanın ışıkları yanarak Ozan kendine geldi. Canberk'in de acıları dinmiş, sakinleşmişti. Benim yüzümde un ufak cam parçaları vardı. Hafif kanamıştı, yüzümü temizledim. Tekrar odaya girdim. Canberk de Ozan da artık daha sakindi. Nedir bunlar? Neler oldu yine dedim. Ozan hiçbir şey hatırlamıyordu. Ben uyuyordum dedi. Sordum. Buradaydılar dedi. Bizimle oynuyorlar. Ozan'ın söyledikleri İbranice'ydi. Cinin ağzından konuşuyordu dedi. Yani konuşan Ozan değildi. Cinli dedi. Sen İbranice mi biliyorsun? Nereden anladın ki? Ne dediğini dedi. Bilmiyorum ama onun söylediklerini anladım. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama anladım bir şekilde dedi. Canberk ne dediler lan peki dedi. Ey anlaşmayı bozan Ademoğulları. Siz kendi peygamberinizin yaptığı anlaşmaya uymayıp bizi rahatsız ettiniz. Haddinizi aştınız. Karşılığını göreceksiniz. Biz intikamımızı almadan kurtulamayacaksınız dedi. Ve sonra biz uyuduk. Sabah oldu. Hemen arabaya bindik. Akıl hastanesinin önüne gittik. İdris'in kaçacağı yerde bekliyordum. Ve evet İdris göründü. Demirlerin üstünden atladı ve arabaya bindi. Zaten öyle olağanüstü bir güvenlik, takip falan yok. Bindik arabaya, yola çıktık. Yolda kimlik sorgusuna girmedikçe kimse peşimize düşmez. İdris'ten bir sıkıntı yaşamadık. Arabayı ben kullanıyordum. Olanlar en az bana etki ediyordu. Diğerlerine arabayı veremezdim. Hiçbiri bu dünyada yaşıyor gibi davranmıyordu. Yorulduğumu hissettiğim için mola verdim. Mola verdiğimiz yer otobüslerin durduğu klasik mola yerlerinden biriydi. Bir masaya oturduk, çay söyledik. İdris'i hep gözetim altında tutuyoruz tabii. Güven olsun, kaçmasın diye. İdris'le Ozan lavaboya gitti. Biz Canberk'le çay içmeye devam ediyoruz. Olayları konuşuyor, değerlendirme yapıyoruz. Alex ya bizimle gelmezse diye düşünüyoruz. Tam o sırada kulaklarında bir çınlama ama öyle böyle değil. Mola yeri kalabalık, gürültü var. Ben duymuyorum. Sadece bir çınlama ve tam kafayı yeme noktasına gelmiştim ki burnumdan dökülen kanla beraber sağırlığım geçti. Ama burnumdan öyle bir kan gelmişti ki üstüm başım masa kan olmuştu. Canberk hemen koluma girdi. Beni lavaboya götürdü. Lavaboda yüzümü yıkamak ve üstümü temizlemek için aynanın karşısına geçtim. Ama aynaya baktığım anda ayna çatladı. Neler oluyordu böyle? Tılsım artık işe yaramıyordu sanırım. Bende de tuhaflıklar başlamıştı. O anda koşarak Ozan içeriye girdi. Dışarı gelin, İdris'e bakın dedi. Dışarıya çıktığımızda o korkunç görüntüyle karşılaşmıştık. İdris elinde bir bıçak boğazına dayamıştı. Kurtulamayacağız, başka çaremiz yok diye haykırıyordu. Alex'i bulup hocaya gideceğiz. Hoca her şeyi bildi, bu işi çözecek. Musallatın ne kadar etkili olduğunu biliyor ama kurtaracak bizi. Çözüm onda diye İdris'i yatıştırmaya çalıştık. İdris biraz sakinleşti. Bıçağı tutan elini aşağıya indirdi. Tam o sırada öfke dolu korkunç bir çığlık sesi kulaklarımızı tırmaladı. Biz hepimiz duymuştuk. Bu iğrenç çığlığı, bataklık kokulu nefesleri ensemizde hissetmiştik. Hatta mola yerinin kalabalık olan ön tarafına geçtiğimizde herkes normal hayatına devam ediyordu. Kimse bir şey duymamıştı. Daha fazla olaylar büyümeden hemen gidelim dedim. Arabaya bindik ve tekrar yola çıktık. Arabayı yine ben kullanıyordum ama artık daha temkinliydim. Çünkü bu pislik mahluklar
artık beni de rahatsız etmeye başlamıştı. Sabaha kadar birkaç defa yol üstünde olmayacak halüsinasyonlar görmüştüm. Bir iki kaza tehlikesi atlatmıştık ama insan gitgide alışıyor. Bu durum doğal hale geliyordu. Tabii bunların rüya ya da halüsinasyon olmadığını biz çok iyi biliyorduk. Sabah olunca İstanbul'a gideceğimiz yere varmıştık. Evin tam adresini arıyorduk. Sonra onu da bulduk. 4 katlı bir binanın 4. katıydı. İçeriye girdik. 4. kata çıktık ve kapıyı çaldık. Canberk ve İdris tam kapının önünde duruyordu. Biz Ozan'la daha arkadaydık. Alex delikten onları görsün istedik. Bizi görürse korkup kapıyı açmayabilirdi. Kapıyı çaldık ve kapı açıldı. Kim o diye sorma bile sormadan. Kapıyı açan kişi Alex değildi. Bir papazdı. Kıyafetlerinden bu hemen anlaşılıyordu. Alex'i sormamıza izin vermeden içeriye girin dedi. Girdik. Bizi bir odaya aldı. Oturduk. Alex nerede dedi Ozan. Heyecanla Alex iyi değil. Siz de iyi değilsiniz dedi papaz. Papaz efendi çözümü var mı dedim. Papazın diyeceklerini de merak etmiştim açıkçası. Çözümü var ama bende değil. Sizi buraya gönderen bu işi çözecek. Alex'i alın ve gidin dedi. Bizi diğer odaya yönlendirdi. Kapıyı açtık. İçeriye girdik. Alex çırılçıplak, saçı sakalı birbirine karışmış vaziyette yerde yatıyordu. Oda bomboştu. Kucağındaysa meşhur kılıç sapı vardı. Ona sarılmıştı. Biz odaya girince önce biraz ürktü. Sonra ayağa kalktı. Ve gidelim. Biz günahkarlar daha fazla yaşamayalım. Gidelim ve ölelim dedi. Aklını kaybetmiş gibiydi. Boş ve anlamsız bakışları vardı. Ama Ozan yine de ona çok sinirliydi. Son söyledikleriyle iyice sinirlenmişti. Bizim ne günahımız var? Günahkar pislik sensin lan diyerek saldırdı. Araya girerek ayırdık ve sakinleştirdik ikisini. Ozan sakinleştikten sonra Alex tekrar konuşmaya başladı. Peki günahsız çocuk dedi Ozan'a. 15 yaşından beri geceleri yanına gelen dişi ifritle her gece beraber olmadın mı? Aklın erip de bu sıkıntıdan kurtulduktan sonra da ailenle beraber hocaya gidip bu ifriti yaktırmadın mı? Ben mi günahkarım? Bu kılıçbaşı olmasa gereken yerden çıkarttığım için yoksa sen mi günahkarsın dedi. Sonra bana dönerek sen de dedenin günahını çekiyorsun. Senin deden değirmencilik yaptığı dönemde bunlardan birini yakaladı. Değirmene ve kendine koruyucu yaptı. Kalkan yaptı yıllarca. Ona esaret yaşattı. Hepimiz günahkarız. Hepimizde bu kabilenin bir intikamı var. Bu gömü olayında hepimizin bu musallata bulaşması bir tesadüf değil. Onlar hep bu anı beklediler. Bizi buldular. Bizi musallatın içine çektiler. Sen nereden biliyorsun bunları dedi Ozan. Günlerdir yanımdalar. Bir an bile yanımdan ayrılmıyorlar. Şu an bile buradalar. Onlar söyledi dedi. Hoca bizi bu işten kurtaracak. Kalk toparlan gidelim dedi Ozan. Kurtaramaz dedi Alex. Hoca kılıçbaşını istiyor. Onlar sanıyor ama onlar kılıçbaşının değil bizim başımızın peşindeler. Alex'i ikna edip yola koyulduk. Uzun bir yolculuktan sonra yine hocanın şehrine, oradan da hocanın köyüne vardık. Kapıyı çaldık. Hoca bizi içeri buyur etti. İçeriye girdik. Geniş salonda hepimiz diz çökerek yere oturduk. Hoca biz gelene kadar hazırlık yapmıştı. Büyük salonun her tarafında işaretler, semboller ve dua benzeri yazılar vardı. Hoca hal hatır bile sormadan direkt başlayalım dedi ve Alex'ten kılıçbaşını istedi. Kılıçbaşını aldı ve ortaya koydu. Dediğim gibi ortada birçok sembol ve şekil vardı ama hepimizin önünde bazı şekiller vardı. Tıpkı Canberk'in mağaranın önünde oturduğumuz yerde yaptığı şekiller gibi kılıçbaşı tam ortamızda duruyordu. Hoca bir şeyler okudu. Hepimizin anlayacağı şekilde ey canın neslinden gelenler, sana bulaşanlar ve senin neslinde öfkesi olanlar buradalar. Gel onlarla anlaş ve git. Eğer onlarla anlaşmaz, onlara zarar vermeye devam edersen bil ki Allah onları yüksek ve güçlü kılmıştır. Onlar sana ve size zarar veren olacaktır dedi. O anda yine soğuk ve berbat kokan nefesi hissetmeye başladım. Diğerlerinin de hissettiği gözlerinden okunuyordu. İdris olduğu yerde titriyordu. Alex ise çoktan transa geçmiş yerlerde kıvranıyordu. Canberk başını tutmuş öne eğilmiş dua ediyordu.
Ozan ve ben daha iyiydik ama tuhaf şeyler olduğunun farkındaydık. Hoca tekrar haykırdı. Ey candan gelenler, siz ve sizin gibileri yakmamı istemiyorsanız, Allah'ın ve yarattığı insanın üstünlüğünü kabul etmiyorsanız sizi yakacağım. Buradan çekilin gidin yahut sizi yakacağım dedi. İşte o anda duvarlarda yazılar belirmeye başladı. Dört tarafımızda duvarlarda yazılar belirmeye başlamıştı. İbranice yazılardı bunlar. Hoca tercüme etmeye başladı. Siz Adem oğullarının büyük günahkarları ve onlara yardım eden düzenbaz hain. Sizler bedel ödemedikçe bu musallat bozulmaz ve andolsun ki bizim kanımız soğumaz. Sadece kılıçbaşı zannetmeyin ki bizim kanımızı soğutur. Hoca acı ve öfke dolu bir ses tonuyla haykırdı yine. Nedir bedeliniz? Ne istiyorsunuz bu musallatın karşılığında? Söyleyin bana. Kovulmuş ve lanetlenmiş ifritler dedi. Bu kez seslerini duyuyorduk. Artık iğrenç çığlıkların arasında yine anlamadığımız bir dilde öfke ve kin dolu konuşmalar. Sesler bir an hafifledi ve daha sonra kesildi. Merakla hocaya dönmüştük. Hepinizin soyundan bir kişi istiyorlar. Geleceğinizden bir kişi. Mühürlemenizi istiyorlar. Vakti geldiğinde onu alacaklar. Siz şimdi karar verecek ve neslinizden birini mühürleyeceksiniz. Ve onlar zamanı geldiğinde onu alacak ya da bu musallat sizin üzerinizde ömür boyu devam edecek. Doğacak oğlunuzu ya da kızınızı ya da onun oğlunu veya kızının ya da oğlunun kızını mühürleyeceksin. Onları Zuzula kabilesine vereceksiniz dedi. Peki ya hiç evlenmezsek dedi. Çocuğumuz, neslimiz olmazsa dedi Ozan. İşte bu da sizin ödediğiniz bedel olur dedi. Hoca hiç evlenmezsek kimse bir zarar görmeyecekti. İdris, Canberk ve ben buna sıcak bakmıştık ama Alex o zaten evliydi ve iki çocuğu vardı. Onun nesli zaten devam ediyordu. Hayır, olmaz, yapamam, olmaz diye ağlamaya başladı. Alex, ben kendim ölmeye, çıldırmaya razıyım ama çocuklarıma bunu yapamam dedi. Hoca, içimizden birinin bile bunu kabul etmediği durumda musallatın bozulmayacağını ve mührün gerçekleşmeyeceğini söylemişti. Ama yine de Alex'i buna zorlayamazdık. Ozan öfkeyle çıkıştı Alex'e. Alex, yine senin yüzünden bulaştık sayılır. Bu pisliğe kabul etmeme şansın yok. Bizi kurtaracaksın. Mecbursun dedi. Alex, hepinizin günahları var. Hepinizin de Zuzula'nın intikamı var. Beni suçlayamazsın dedi Ozan'a. Ama yine de sizi de sırt üstü bırakmayacağım. Bırakamam. Ama benim bildiğim bir yol daha var. Onu da deneyeceğiz. Olmazsa bunu kabul edeceğim dedi. Malta'da bir papaz var. Şeytan ve şeytan ruhlu varlıkların hepsini iyi bilir. Bu varlıklar ona saygı duyar. O çok güçlüdür. Bu işi de daha başka bir yoldan çözecektir. Ona gideceğiz dedi ve kabul ettik. Hocaya sen de gel dedi. Alex iki din adamının bir arada olmasının daha etkili olabilir dedi. Çaresiz kabul etti hoca. Neyse ki Malta kısa süreli turistlerden vize istemiyordu. Ama pasaport işlemlerini ve nakit bulmak için en az bir hafta daha burada kalmalıydık. Hocanın evi bu sürede kalınacak en güvenli yerdi. Hoca hepimize bir sürü muska yaptı. Evi okudu üfledi. En azından bir hafta yaşamalıydık. Hayatta kalmalıydık. Evden ikişerli çıkıyorduk. Kimse tek çıkmıyordu. Ve sadece gündüzleri çıkıyorduk. Geceleri evde bir arada oturup dua ediyor ve Kur'an okuyorduk. Hepimiz birlikte uyumuyorduk. En az iki kişi nöbet tutuyor. Diğerleri uyuyordu. Değişimli olarak. Çünkü içimizden gece kalkıp kapıyı açıp büyülenmiş gibi belirsizliğe doğru gitmeye çalışanlar oluyordu. Onları durdurmak lazımdı. İlk birkaç gün ufak tefek yani o kadar şeyden sonra artık bize ufak tefek gelen gece uyanmaları, çığlıklar falan onları saymazsak gayet normalde geçmişti. Hazırlıklarımız tamamdı. Artık ertesi sabah İstanbul'a yola çıkacaktık ve akşam uçağa binecektik ama son gece. Hocanın sesiyle uykudan uyandım. Çığlık çığlığa dualar ediyordu. Bırakın, yeter artık bırakın diye haykırıyordu. Hemen hocanın odasına koştum. Kapıyı açtığımda Canberk yerde yatmış kan kusuyordu, titriyordu. Kan kaybından ölecek gibiydi. Hocaya tut, hastaneye götürelim dedim. Canberk'e yaklaştım, kolundan tuttum.
Kaldırmaya çalıştım. Kalkmıyordu. Zorladım. Yine kalkmadı. Hoca başımızda okuyordu. Ben kaldırmaya çalıştıkça sanki birisi Canberk'i tutuyordu. Uğraştıkça benim de nefesim kesiliyordu. Başıma ağrı giriyordu. Bırakmam gerektiğini söylüyorlardı sanki bana. Ve Canberk birden tamamen yere serildi ve bayıldı. O anda içeriden bir çığlık sesi duydum. Ozan'dı bağıran. Yanına gittiğimde şok olmuştum. Bileklerini kesmiş, yatakta oturmuş bekliyordu. Allah'ım, bu kabus olmalıydı. O anda Edris'in koşarak evden çıktığını gördüm. Peşinden gittim ama yakalayamadım. O kadar hızlı koşuyordu ki. Eve döndüğümde Alex'in evde hiç olmadığını fark ettim. Hemen Canberk'e baktım. Nabzı atıyordu. Önce onu arabaya bindirdik. Sonra Ozan'ı, ikisini de hastaneye götürdük. Hocayla beraber onları görevliler aldılar bizden. Kapıda beklemeye başladık. Şoku atlatıp tam hocaya neler oldu diye soracakken polis geldi. İfademizi aldılar. Cinlerden, ayinlerden bahsetmeden durumu anlatabildiğimiz kadar anlattık. Karakola gideceğimizi söylediler. Arkadaşların durumunu sordum. Söylemediler. Karakola gittik. Sabaha kadar nezarette kaldık ve bir sürü sorgu geçirdik. Sabah mahkemeye çıkmak üzere yola çıktık. Yolda başkomiser bize Canberk ve Ozan'ın öldüğünü söyledi. Canberk'in fare zehri içerek kendini zehirlediğini, Ozan'ın da bileklerini kestiği için kan kaybından öldüğünü söyledi. O akşam o evde olduğunu iddia ettiğimiz İdris de köydeki bir uçurumdan aşağıya kendisini atmış ve bu sabah cesedini bulmuşlar. Diğer şahıs Alex ise hala bulunamadığını söylediler. Ben şok içindeydim. Hoca biraz daha şaşırmamış ve sakin duruyordu. Ama hocaya ne oldu da diyemiyordum. Tabii polislerin içinde şaşkınlıktan arkadaşlarıma üzülemiyordum. Neler olmuştu, nasıl olmuştu hala aklım almıyordu. Savcıya çıktık ve bir ifade de ona verdik. Nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldık. Bizi suçlayabilecekleri herhangi bir şey yoktu ama yine de yargılanmamız devam edecekti. Tabii geçici olarak serbest kaldık. Hocanın köyüne gittik. Evi polis mühürlemişti. Olay mahalliydi çünkü. Ama bir komşusunun evine gittik. Hocaya neler olduğunu sordum. Hoca yalnız kalacağımız bir odaya geçirdi bizi ve anlatmaya başladı. O gün ayin sırasında bedel olarak sizden neslinizi istediğinizi söylemiştim. Aslında onlar bir seçenek daha sunmuştu. En az üçünüzün canını istediler. Onlar sizi çıldırtıp intihara sürükleyebilir ama fiziken direkt canınızı alamaz. Gönüllü olarak üç can istediler. Kabul etmeyeceğinizi bildiğim için ve birbirinize düşmeyin diye ben bunu size söylemedim. Ama nasıl olduysa Alex bunu öğrenmiş. Muhtemelen Alex bu varlıklara sizden daha fazla iletişim kurmuş ve onlar bana söylediklerini Alex'e de söylüyorlardı. Alex de bu konularda benim gibi daha yetenekli ve bilgili biri. O gece herkes uyurken Alex ve ben nöbetteydik. Ben bir ara gaflete düştüm ve önce lavaboya gidip oradan abdest almak üzere Alex'i yalnız bıraktım. Geri döndüğümde Alex kurban büyüsü denilen onların can alabilmesini sağlayan şeytani ritüeli gerçekleştirmişti. Kendini kurtarmak için Canberk, Ozan ve İdris'i kurban etti. Onlara arkadaşlarının canını alabilmeleri için bu şekilde yardım etti. Hiçbir muska da o yüzden işe yaramadı. Ama neden kurban olarak onları seçti? Seni ayırdı, bunu bilmiyorum dedi. O gece orada kaldık. Ertesi gün polisler hocaya evine girebileceğini söyledi. Eve girdiğimizde hoca etrafı toparladı. O sırada o gece fark etmediğim bir not ilişti gözüme. Notu aldım ve okudum. Notu Alex yazmıştı. O uçağa bin ve Malta'ya gel yazıyordu. Zaten pasaportları ve uçak biletlerini ayarlamıştık. Bunu biliyordu. O uçağa binip oraya gitmemi istiyordu. Gitmemeliydim. Biliyorum ama içimdeki meraka karşı koyamıyordum. Ayrıca bu musallat ya bitmediyse gidip bu işi öğrenmeliydim. Diğerleri gibi can vermek istemiyordum. Gittiğimde de başıma ne geleceğini bilmiyordum ama karar vermiştim. Gidecektim. Hemen İstanbul'a yola çıktım. Havayolu şirketlerini arayıp o akşamki uçağı rezerve yaptım. Ve o akşam uçağa binerek Malta'ya yola çıktım. Oraya vardığımda bayağı gece olmuştu. Havaalanına indim. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Ne de doğru dürüst bir dil biliyordum.
Öylece kalmıştım havaalanında. O anda arkamdan biri yanaştı ve hoş geldin dedi. Bu sesi tanıyordum. Evet, Alex'in sesiydi bu. Hoş bulduk dedim. Hadi dedi, peşine takıldım. Bir taksiye bindik ve bilmediğim bir ülkede, bilmediğim bir yerde bir kişiyle gittik. Bir kiliseye girdik. Papazla tanıştıracağım seni. Gel dedi. Bir odaya girdik ve 70 yaşının üstünde, ihtiyar ve saçları sakalları beyazlamış bir papaz karşısında oturuyordum. Papaz Türkçe biliyordu. Papaz daha önce Türkiye'de yaşamış sanırım. Alex hakkında ne düşünüyorsun dedi papaz. Arkadaşlarımı cinlere kurban eden, kötü ruhlu varlıklarla anlaşma yapan bir cani olarak görüyorum dedim. Kafasını salladı. Ve buraya niye geldin dedi. Neden beni kurban etmediğini, neden beni ayırdığını ve bu musallatın artık gerçekten bitip bitmediğini öğrenmek için geldin dedim. Papaz, ben Alex'e gömü işlerini bırakmasını, bir gün başına büyük bir sıkıntı alacağını çok öğütledim. Dinlemedi ve başına büyük sıkıntı geldi. Ama Alex, insanları kendi canı uğruna kurban edecek biri değil dedi. Peki, arkadaşlarım nasıl oldu? Hocanın anlattıkları yalan mı dedim. Yalan dedi. Onlar o gece sizin canınızı almak için hocadan söz aldılar dedi. Hoca sizi bir türlü def edemiyordu ve artık o da rahatsız edilmeye başlanmıştı. Canıyla ve nesliyle tehdit edilmişti. O da onlara sizi sattı ve canınızı onlara sundu. Alex o gece bu işe uyandı ve bu ritüeli bozmak istedi. Önce seninkini bozdu. Tamamen tesadüf sırayla herkesinkini bozacaktı ama yetişemedi. Çünkü duruma geç uyandı. Diğerleri can vermeye başlamıştı bile. Hoca Alex'i yakalamıştı. Alex'ten elim olarak güçlüydü. O yüzden Alex kaçmak zorunda kaldı ve arkadaşların canlarından oldu. Sen kurtuldun. Hoca seni kandırdı. Çünkü ona güvenmen, yanında kalman lazımdı. Hoca onlara hepinizi vaat etti. Bunun karşılığında onlar hocayı rahat bırakacak, hatta hocaya bu ilimde destek olacaklardı. Ama Alex sendeki ve kendindeki diyeti bozunca onlar sadece diğer üçünü alabildi. Sen hocanın yanında kalmalıydın ki hoca işini tamamlasın. Ben hocayla bir gece daha kaldım ama bir şey olmadı dedim. Sen olmadığını zannediyorsun. Bu gece sen de zehirlenip kan kusarak öleceksin. Eğer müdahale etmezsek dedi. Hadi hoca beni öldürdü diyelim. Alex'i nereden bulacaktı bir daha dedim. Alex'i bulamayacaktı ama hepinizi öldürmek hocayla kabilenin arasındaki güveni ve ilişkiyi artıracaktı. Alex'i bulmakta onlardan yardım alacak ve Alex'i onlara bulduracaktı dedi. Şimdi ne yapacağız peki dedim. Sizin üzerinizdeki büyüyü bozacağız ve onları kızdıracağız tabii. Bize değil, hocaya kızacaklar ve ondan hesap soracaklar. Peki bizdeki musallat nasıl bitecek? Sizden zaten 3 can aldılar. İkinizi alamayınca hocayı da alacaklar ve kanları soğuyacak. Size öfkeleri geçecek. Size bir daha bulaşmayacaklar. Artık kime, neye inanacağımı bilmiyordum ama yapacak bir şeyim de yoktu. Hadi başlayalım dedim. Bir odaya girdik. Karanlık ve bomboş bir odaya. Biz bağdaş kurmuş yerde oturuyorduk. Papaz elindeki kitaptan bir şeyler okuyup etrafımızda dönüyordu. Birden yine kapkaranlık oda ışıl ışıl aydınlandı. Yine bazı sesler geliyordu. Anlamıştım. Gelmişlerdi. Papaz onlara seslendi. 3 can aldınız. Bu musallatın diyetini aldınız. Siz lanetlenmiş ifritler. Artık bu adamlardan uzak duracaksınız. Yoksa bedel isteme hakkı bu adamlarda ya da nesillerine geçer. Size azap çektirirler dedi. Bu sefer konuşan ifrit. Ben de anlıyordum. Anlamadığım bir dilde bu ama anlıyordum işte. Onlara olan kinimiz ve öfkemiz geçti. Bedelimizi aldık. Onları rahat bırakacaktık ama onlar bize vaat edildi dedi. Papaz onları size yaradandan başkası vaat edemez. Onların üzerindeki vaadi bozuyorum. Gidin ve onları size vaat edeni bulun. Hesabını ona sorun. Bu iki adam artık günahsız ve temizdir. Sizden ve musallatınızdan temizlenmiştir. Araya kutsal çizgi yine çekilmiştir. Bir daha birbirinize ilişmeyeceksiniz dedi papaz. Bizlerin artık onlarla işi yok. Onlardan bedelimizi aldık. Bu adamlar bir daha bize bulaşmadıkça andolsun ki biz de onlara bulaşmayacağız dedi. Odadan çıktık.
Papaz bize artık bu işlerden uzak durmamızı söyledi. Artık perdemizin açıldığını ve en ufak hatada tekrar bu kabile ya da cinlerden başkaları iletişime geçip bize bela olabileceğini söyledi. O yüzden artık çok dikkatli olup bu alemle kesinlikle iletişime geçmememizi ve onları anma dahi anmamamızı söyledi. Beni uçağa bindirip yolladılar. Türkiye'ye indim ve eve gitmeden önce yine hocanın şehrine gittim. Hocanın evine gittiğimde kimse yoktu. Komşusuna sordum. Dün gece kalp krizinden öldüğünü söyledi. Şaşırmadım. Alışmıştım artık ölümlere. Eve doğru yola çıktım.